Evet, değerli katılımcılarımız, iyi akşamlar. Ben Antalya İnsanı ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Elif Akkaya. Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'nın Antalya İnsanı ve Orman Müdürlüğü Sayın Gökhan Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır tarafından imzalanan Tarımda İşbirliği Protokolü çerçevesinde hazırlanan pandemi günlerinde tarım projesi kapsamında özgün formatlı eğitim programımız Profesöründen öğrenelim'e hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde geniş alanlarda meydana gelen ve hepimizi çok üzen orman yangınları nedeniyle tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bakanlığımız ve Bakanımız Başkanlığı'nda çalışmalarına devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Bir an önce bu kötü günlerin bitmesi temennisiyle bu akşamki dersimize geçiyorum ben. Dersimize başlamadan önce bu akşam dersimizin akışında bana yardımcı olacak gönüllü çalışan moderatör yardımcısı ekip arkadaşlarımı tanımanızı istiyorum. Evet Nisa Su, hoş geldin. Seni tanıyabilir miyim? Merhabalar Elif Hanım, hoş bulduk. Ben Nisa Su Coşkunlar. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 3. sınıf öğrencisiyim. Antalya Tarım Online kanalında gönüllü moderatör yardımcılığı yapmaktayım. Ve ben de ülkemizdeki çeşitli yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Umarım tez zamanda bu yangınlar son bulur diyorum. Ve değerli katılımcılarımıza ve hocamıza iyi dersler diliyorum. Teşekkür ederiz Nisa Su. Kolay gelsin. Samira, hoş geldiniz. Seni tanıyabilir miyiz? Hoş buldum Elif'ciğim. Herkese merhabalar. Ben Samira Abbasova, Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Azerbaycan'da yaşıyorum. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu eğitimlerde gönüllü moderatör yardımcısı olarak çalışıyorum. Ben de bu yaşanan kötü olaylardan dolayı herkese geçmiş olsun diyorum. Rahmet olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Katılımcılarımıza, dersimize hoş geldi. Herkese iyi dersler diliyorum. Teşekkür ediyoruz Samira. Kolay gelsin. Evet, bu akşam yağmur suyu hasadı ve gri su teknolojileri konumuzu bize Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir hocamız anlatacak. Sözü hocamıza bırakmadan önce sizlere kısaca hocamızın özgeçmişini aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Yusuf Demir 1964 yılında Ordu'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde başlayan üniversite eğitimini 1984 yılında tamamladı. Aynı yıl 19 Mayıs Üniversitesi'nde açılan asistanlık sınavını kazanarak 1985 yılı Ocak ayında 19 Mayıs Üniversitesi'nde görevine başladı. Lisans eğitimini bitirdiği 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde açılan yüksek lisans sınavını kazanarak yüksek lisans eğitimine başladı. Çukurova Üniversitesi'nde 1986 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl doktoraya başlayarak 1990 yılında doktorasını bitirdi. 19 Mayıs Üniversitesi'nde 1990 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent ve 1999 yılında profesör unvanını aldı. 1996-1999 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürüttü. 2016 yılı Temmuz ayından 2018 yılı Ocak ayına kadar 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekanlığını yürüttü. 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 arasında Dokap Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreterliğini yürüttü. 1990 yılından bu yana 19 Mayıs Üniversitesi ve Ziraat Fakültesi'nin çeşitli organlarında görev almaktadır. 2008 yılı Eylül ayından 2020 yılına kadar Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 100'ün üzerinde tebliğ, makale ve yayınlanmış eseri bulunan Profesör Doktor Yusuf Demir yayınlarına 500'e yakın atıf almıştır. 1999 yılından bu tarafa sosyal konulara da ağırlık vererek ve değişik toplumsal konularda 300'ün üzerinde konferans, açık oturum, panel ve online programlara katılmıştır.
Ayrıca çeşitli yerel ve ülkesel televizyon programlarında üniversitemiz, üniversitelerimiz ve yurt sistemimiz ile ilgili tarım, su, çevre, kuraklık, toplum ve geleceğimizle ilgili elmiye yakın açık oturumda programlara katılarak görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır. 2000-2004 yılları arasında 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Genel Sekreterliği, 2004-2006 yılları arasında aynı derneğin genel başkanlığını yürütmüştür. Samsun'da bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde görev almıştır. Samsun genelinde ve ülkesel bazda pek çok şirkete Ar-Ge danışmanlığı yapmaktadır. İngilizce bilen Demir evli ve 3 çocuk babasıdır. Evet, hocam hoş geldiniz. Hocam hemen sesimizi açalım. Şu an sizi duyamıyoruz. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk Elif Hanım. Teşekkür ederim. Hocam özgeçmişinizi aktarmaya çalıştım ben ama eklemek istediğiniz bir şey varsa. Hayır, oldukça kapsamlı bir şekilde anlattım. Teşekkür ederim. Ben istersen hemen sunuyu yükleyeyim, ondan sonra sözlerime başlayayım. Olur hocam. Bundan sonra artık söz sizde. Ben size bırakıyorum sözü. Hepimiz sizi dinliyoruz hocam. Heyecanla. Evet. Şu anda herhalde ekrana geldi. Evet hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Ekibe de çok teşekkür ediyorum. Uzun epey zamandır görüşemiyorduk. Arkadaşları bir arada görmek beni mutlu etti. Öncelikle tabii hakikaten ülkemizin içerisinden geçmiş olduğu bu hengameli dönemde yaşadığımız bu felaketlerden dolayı başta Antalya olmak üzere bütün milletimizin, ülkemizin geçmiş olsun diliyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah bir an önce bu felaketlerden kurtulmayı nasip eder. Tabii yangın vesaire en başta geliyor. Dün akşam Konya'da yaşanan yine bir başka felaket biliyorsunuz. Dolayısıyla ondan önce sel felaketi derken inşallah bu ülkemizi bu felaketlerden korur. Tabii aslında konumuzla da biraz paralel, bağlantılı bir süreç. Çünkü yıllardır söylüyoruz, iklim değişimi, küresel ısınma, küresel iklim etkileri artık dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok etkin bir şekilde, yaygın bir şekilde görülmeye başlandı. Ve bu süreç içerisinde maalesef bu sürecin sonucunu hep beraber değişik yerlerde yaşayacağımızı ifade ediyorduk ki. Özellikle sel felaketi, yangın felaketleri de maalesef bu sürecin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi tabii yani burada önemli olan bunlardan ders çıkarabilmek ve hakikaten de milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde bu felaketlerin üzerinden kalkacağını, bunların altından kalkacağını inşallah bu süreci atlatacağımıza canı gönülden inanıyorum. Yine bu programı düzenleyen başta Tarım İl Müdürlüğümüz, Müdürümüzün Başkanlığında İbrahim Bey'e ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Antalya Valimiz ve Ticaret Borsası Başkanımız olmak üzere bu programa destek veren herkese de çok teşekkürler ediyorum. Tabii bu akşamki konumuz, bu akşamki dersimizin ana konusu su hasadı. Su hasadına geçmeden önce tabii ben birkaç şeyle girmek istiyorum. Bildiğimiz gibi dünyada sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir gelecekle ilgili bir algı oluşuyor. Bu algının da ana parametrelerine baktığımızda aslında sadece dünyada koyulan hedeflerin 17 tane ana hedefin içerisinde 5 tanesinin direkt çevre ve su ile ilgili olduğunu görüyoruz. İşte 6. madde temiz su ve sıhhi koşullar, 11. madde sürdürülebilir şehir yaşam alanları, 13 iklim eylemi, sudaki yaşam gibi doğrudan doğruya küresel hedeflerde sürdürülebilir yaşamın ana kaynağının su oluştuğunu görüyoruz. Peki dünyada su bunu niye bu kadar önemli? Niye biz su hasadına değiniyoruz? Tabii burada bir şeyin altını çizmek istiyorum Elif Hanım. Su hasadını anlatmak, anlayabilmek için önce su hasadına niye ihtiyaç duyuyoruz algılamamız lazım. Hakikaten dünyada su kaynaklarımız oldukça sınırlı. Ve baktığımızda
Dünyadaki su kaynaklarımızın büyük bir çoğunluğunun tuzlu su olduğunu, biz ancak 8 milyar insan dünyada var olan suyun yaklaşık 10 binde 3'ünü kullanabildiğimizi, ülkemiz açısından baktığımızda da Türkiye'nin maalesef yıllardır yanlış algı olan su zengini değil, su fakirliği sınırında olan, ki su zenginliği 8 bin metreküptür kişi başına, Türkiye'nin su miktarı kişi başına yaklaşık 1300 metreküp, çünkü 112 milyar metreküp suyumuz var, 83 milyon böldüğünüzde 1300 metreküptür. Su stresi 2000 metreküp, su stresinin altındayız. Maalesef su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Su fakirliği sınırı da 1000 metreküptür. Yani ülke olarak su fakirliğine geldik. Belli bölgelerimizde girmiş durumda. Tabii dünyaya baktığımızda dünyanın genelinde de su dağılımında bir homojenlik olmadığını, farklı ülkelerde farklı su dağılımlarının olduğunu, su miktarının özellikle Ekvator kuşağı, Orta Doğu ve bize içine bulunduğumuz bölgede sınırlı olduğunu görüyoruz. Tabii su hasadını anlayabilmek için öncelikle bizim 83 milyon vatandaşlarımızın hepsinin var olan mevcut suyumuzu doğru kullanmayı ve bunları geleceğe taşımayı bir kere öğrenmemiz lazım. Yani elinizdeki mevcut kaynakları koruyamazsanız, onları doğru kullanamazsanız siz bu kaynakların atığı olan veya bu kaynakların dışında yağmur suyu veya benzeri şekillerde değerlendireceğimiz, hasat edeceğimiz su ile geleceğimizi kurtaracağımızı herhalde iddia edemeyiz. Ama ben bu akşamki sohbetimde tabii ki 83 milyonun bu konuda duyarlı hale gelmeye başladığı duygusu ve düşüncesi ile başlayacağım sözüme. Ve bundan sonraki süreçleri inşallah insanlarımız, o 83 milyonumuz elimizdeki suyu en iyi şekilde sahip çıkacağız. Çevreye, doğaya sahip çıkacağız, koruyacağız. Ondan sonra da eksik olan yerlerimizi su hasadı dediğimiz farklı şekillerde suyu değerlendirerek gidermeye çalışacağız. Tabii burada en önemli görev, İşte Tarım Bakanlığı ve Tarım Bakanlığımız içerisinde işte Devlet Su İşleri'ne ve Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne veyahut da Su Genel Müdürlüğümüz gibi ana birimlere düşmekte. Bildiğiniz gibi son yıllarda mevcut su kaynaklarımızı değerlendirme noktasında Devlet Su İşleri çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar içerisinde işte toprak altı barajları, yağmur sularını veyahut da değişik su kaynaklarının toprak altında depolanması gibi çalışmalar hakikaten bizi sevindiriyor. Ama bunların dediğim gibi gelişip hepimizin duyarlı olması lazım. 83 milyonun duyarlı olması lazım. Ayrıca bu noktada tabii 83 milyonun duyarlılığı da yetmiyor. Yerel yönetimlerin de bu konuda kesinlikle artık taşın altına elini değil gövdesini koyması gerekiyor. Ben yine konuya başlamadan önce bütün yerel yöneticilerimize ve yönetimlere çağrıda bulunmak istiyorum. Ne olur bu konuda duyarlı hale gelelim. Ne olur çevremizde, bölgemizde bir damla suyun bir can olduğunun bilincinde olalım ki bunu en iyi şekilde son 1-2 ayda hep beraber yaşıyoruz. Bakın şu anda Türkiye'nin belli bölgeleri işte yangın felaketiyle boğuşuyor. Türkiye'nin %60-70'i son 3-4 aydır bir damla yağmur almadı. Kuraklıkla savaşıyoruz. Biz yıllardır söylüyoruz bu sürecin geleceğini ki tabii ki şu anda hakikaten inanılmaz bir yaz sıcakları yaşıyoruz. Nem çok düşük. Tam da işte yangına uygun ortamlar oluşuyor ama asıl problemlerimizin başında da su geliyor. Şimdi birkaç gündür televizyonlarda izliyoruz, işte yangını söndürmek için denizlerden su alıyoruz. Emin olun eşim evde diyor ki ya Yusuf Hoca, bu denizdeki tuzlu suları evet dağları, yangınları söndürmek için yukarıdan aşağı döküyoruz ama bunun bir başka zararı yok mu? Diyorum ki en az zararla bu işi kapatacağız. Tabii ki tuzlu suyu toprağa, bitkiye verirseniz zararı var ama işte görüyorsunuz her biri birbiriyle bağlantılı problemleri iç içe yaşıyor. O nedenle yerel yöneticilerimiz ve yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz artık bu konuda mutlaka bir birim oluşturmalı ve suyu doğru kullanmayı, suyu geleceğe taşımayı ve suyu en iyi şekilde kullanmayı öğretecek, kullanacak sistemleri geliştirmesi gerekiyor. Ancak o zaman bizim bu akşamki anlatacağımız su hasadının bir faydasını gelecekte hedeflerini ortaya koyabiliriz. Tabii biraz önce söyledim, dünyaya baktığımızda gerçekten dünyada su dağılımı eşit değil ve kıtalar arasında farklılıklar, Türkiye'de bu noktada hakikaten çok sınırlı olan ki dünya ortalaması yaklaşık
kişi başına 7000 metreküpken Türkiye'de kişi başına 1300 metreküp civarında suyumuz var. Böyle olunca da gerçekten yaşadığımız süreçte suyu doğru kullanmak, ben zaman zaman değişik burada yaptığımız konuşmalarda da söyledim. İşte suya ayak izi diyoruz, suyun israfı diyoruz, suyun geleceğe taşınması. Bir pirinç, bir kase pirinci çöpe döktüğümüzde veya iki dilim ekmeği çöpe döktüğümüzde bir ton, iki ton suyun israf edildiğini defalarca anlattık. Onun için de dediğim gibi bu duyarlılığı herkese davet ediyorum sözlerime başlamadan önce Elif Hanım. Tabii bizim özellikle su hasadını anlayabilmek için sürdürülebilir kaynak kullanımı nedir? Sürdürülebilir kaynaklarımız nedir? Bunu anlamamız lazım. Özellikle sürdürülebilir kaynak dediğimizde sosyal, fiziksel, ekonomik ve ekolojik bir kavram olan sürdürülebilirlik kavramını, yaşadığımız süre içerisinde elimizdeki var olan materyalimizi doğru kullanarak, tahrip etmeden onları ihtiyacımızda kullanıp ama geleceğe aynı şekilde devredebilme alışkanlığı ve uygulamalarıdır. Tabii bu gerek toprak, gerek çevre, gerek doğa, gerek su, içme suyu, kullanma suyu veya benzer şekildeki bütün hizmetleri kapsar. Tabii bizim sürdürülebilirliği devam edebilmemiz için bir kere bütün toplum olarak su israfını önleyen, suyun korunmasını sağlayan bir anlayışı topluma yaygınlaştırmamız lazım. İşte burada yerel yönetimler devreye giriyor. Sulama açısından baktığımızda da sulama sistemlerin etkinliğinin artırılması, sulama sistemlerinin mutlak surette doğru planlanması yine bu süreçte sürdürülebilir su kaynakları kullanımı açısından oldukça önemli bir parametre. Tabii ki suyu kirletmeden kaliteli bir şekilde kullanmak ve geleceğe taşımak yine sürdürülebilir ana hedeflerinden bir tanesi. Yüzey suyu kullanma miktarını, toprak ve ürün tipi, sulama yöntemleri gibi pek çok parametreyi bilimin ışığı altında araştırarak doğru kullanmak. Yani toprakta sulama, ki inşallah yarın akşam bunu da tartışacağız. Toprağı, ürünü, sulama yöntemini seçerken mutlaka bu sürdürülebilir ana ilkelerinden kopmamamız lazım. Tabii ana noktalardan bir tanesi de yeraltı suyu kaynaklarımız. Yeraltı suyu kaynaklarımız maalesef çok sınırlı. Hele de son yıllarda küresel iklim etkisiyle beraber kar yağışının azalması, yağış rejimimizin değişmesi maalesef yeraltı sularımıza çok ciddi problem oluşturmaya başladı. Karadeniz gibi gerçekten yeraltı suyu ve pınarları çok zengin gözüken bölgede bile maalesef şu anda pınarlarımızın çoğu kurumuş durumda. Derelerimiz kuruma noktasına gelmiş. İç Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu, Akdeniz, Ege'yi bahsetmiyorum. Dolayısıyla yeraltı suyu çekimi ve sınırlandırılması da bu noktada çok önemli bir kriter oluyor. Tabii toprak nemini koruyacak tedbirler, uygun sistemlerin geliştirilmesi ve toprak nemini toprağın içerisinde tutarak kullanılacak su miktarının azaltılması da bir diğer çalışma ve tabii ki bu çalışmalar içerisinde suyu az tüketen veya su ayak izi düşük bitkilerin yetiştirilmesi, geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve çalıştırmalar yaygınlaştırılmalı. Araştırma kuruluşlarımız, üniversitelerimiz bu konuda sorumluluk almalı ki bir sürdürülebilir kaynak anlayışımızı geleceğe taşıyalım. Peki su hasadı dediğimizde ne anlıyoruz? Su hasadı dediğimizde tabii daha ziyade toplumumuzun veya dünyada oluşan algı, yağmur suyu dediğimiz yağışla beraber gelen sularımızı bir şekilde toplayıp, koruyup, tekrar arazide, sele, doğal afete veya farklı şekilde de denize gitmeden önce kullanılabilme alışkanlığının, kullanılabilme uygulamalarının geliştirilmesini anlıyoruz. Tabii ki burada tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve çevre dostu bir sistemin devamı veya koyulmasında da su hasadı çok önemli bir kriterdir. Çok sevgili dinleyenlerim. O halde bizim toprak erozyonunu önlemede, kırsal alanlardaki kuraklık ve kırsal alan kalkınmasında su hasadı özellikle tarımsal üretim ve yeter su kaynaklarımızın sağlanmasında çok önemli bir kriter olarak bundan sonraki gündemlerimizde hep yer alacak. Biz bunu çok sık duymaya başlayacağız. Tabii ki biz su hasadında
basit, ucuz, yenilenebilir, etkili ve bölgenin şartlarına adapte edilebilir bir sistemi tartışmamız gerekiyor. Aslında bizim tarihimize, insanlık tarihine baktığımızda su hasadı çalışmalarının bugüne ait olmadığını görüyoruz. Milattan önce 4000'li yıllarda bile, Neolitik çağlarda bile yağmur sularını değişik yerlerde toplayarak, sarnıçlar gibi değişik alanlarda toplayarak bunlardan sulamada, içme suyunda farklı şekillerde insanoğlunun yararlandığını görüyoruz. Dolayısıyla su hasadı kavramı tarihçesi oldukça eksik bir kavram. Ama günümüzde yaşadığımız süreç, iklim değişimi, küresel ısınma ve buna bağlı olarak su kaynaklarımızda yaşadığımız sıkıntılar bu konuyu çok daha veya bu konuları önemli hale getiriyor. Peki neden yağmur suyu hasadı diyoruz? Yağmur suyu hasadının faydaları nelerdir? Kısaca bakacak olursak bir kere yağmur suyu ücretsiz. En azından şimdilik ücretsiz. Birilerinin aklına gelip yağmur suyu topluyorsunuz, bunu ölçeceğiz, para alacağız demezse tabii. İkincisi, toprak canlı hayatını ve bitki örtüsünü besleyen ana ögelerden bir tanesidir yağmur suyu. Özellikle kuraklıkla ve erozyonla mücadelede yağmur suyunun kontrollü hale getirilmesi yine bizim için çok önemli. Ayrıca su baskınları, sel riski gibi ana parametrelerde yağmur suyunun kontrolü yine çok önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Tarım arazileri, mera, orman ekosistemlerin güçlendirilmesinde yağmur suyundan yararlanmak yine çok önemli. Tabii kültürel miraslarımızın korunması, devamlılığı açısından da bu süreçte yağmur suyunun hasadının yararları var. Özellikle tarımsal, kırsal kalkınma ve kırsal sulamayı destekleme amacıyla yağmur suyu hasadını yine ön plana çıkarmaya başlıyoruz. Makro ve mikro klimaya uygun olarak çevre ve doğayı serinletecek, değiştirecek ve gerekli tedbirleri almada bize yardımcı olacak ana ögedir yağmur suyu ve gelecek nesiller için gerekli suyu, yani mevcut suyumuzu korumada da yine yağmur suyu çok önemli. Dolayısıyla iklim değişimine karşı mücadele edeceksek, atmosfer içerisindeki hidrolojik döngüde suyu kirletmeden döngüyü sağlayacaksak, yağmur suyunu doğru kontrol ederek o döngü içerisinde devamlılığını sağlamalıyız. Ve tabii ki bu süreçte herkesin bir şekilde kendini içinde bulabileceği uygulamaları geliştirme şansımız var. Biraz önce saydığım şeyleri yine burada maddelerde saymak mümkün. Tabii ki önemli olan burada dediğim gibi yağmur suyunu veya yağmur suyundan hasat ettiğimiz suyu bir yedek su kaynağı olarak kullanabilme gayretlerimiz var. Baktığımızda tabii yağmur suyu hasadı dediğimizde işte su çayırları, su tutma bahçeleri, yağmur bahçeleri, mikrobiyolojik tutma alanları gibi pek çok alandaki su hasadından, suyun tutulmasından bahsediyoruz. Mikro ve orta ölçekli yağmur suyu hasat yöntemleri çok değişik yöntemler var. Biraz sonra farklı bir sınıflandırmayla yine karşınıza geleceğim ama genel ana hatlarıyla baktığımız işte eş yükseltisi seddeleri, yarım dairesel yamuk seddeler, küçük çukurlar, kaş şekilli seddeler, bitki sıra arası sistemler, işte Valerino mikro havza sistemi, Negarim sistemi, Meskat, yüzey akış kırsal gibi pek çok yağmur suyu hasat sistemleri var ki biraz sonra bunlardan birkaç cümleyle bahsedeceğim. Ama ana öge olarak biz yağmur suyu hasadı dediğimizde 4 farklı yöntemden bahsediyoruz. Bir, çatı yüzeyinde su hasadı. Yani bir noktada evsel veya yerleşim alanlarındaki suyun hasat edilmesi. İkincisi, mikro havza su hasadı. Üçüncüsü, makro havza su hasadı. Dördüncüsü ise taşkın hasadı dediğimiz, taşkınlardan korunma veya taşkın suyunun bir şekilde değerlendirilmesi çalışmaları. Ana öge olarak bunlardan dünya bahsediyor. Tabii burada yağmur suyu hasadı dediğimizde en çok üzerinde durulan çatı üstü yağmur suyu toplama yöntemleri karşımıza çıkıyor. Burada sevgili dinleyenlere, bundan bir 810 yıl önce Çek Cumhuriyeti'nde Tabor kenti dediğimiz bir kente ziyarete gittiğimde orada baktım ki bütün evler 2 katlı, 3 katlı ve bütün evlerin çatılarının yağmur olukları evlerin yanındaki bir depoya gidiyor.
Kesinlikle hiçbir çatının suyu boşa akıtılmıyor ki Çek Cumhuriyeti'nde kişi başına düşen su miktarı bizim 3-3,5 katımız. Buna rağmen yağmur sularını hasat ediyorlar. Her ev o depoda suları topluyor. Gerek bahçesini, gerekse arabasını, evinin önünü yıkama da onlardan yararlanıyor. Dolayısıyla çatı yağmur suyu toplama sistemleri dediğimizde biz o kadar farklı alanlarda bunu uygulayabiliriz ki, işte konutlarda, evlerde, villalarda, okullarda, eğitim kurumlarında, apartmanlarda, çok katlı binalarda, resmi kurumlarımızda, şehirlerimizde, işte asfalt yollarımızda, şehir içi beton alanlarında, sanayi, fabrika, değirmen gibi farklı yine uygulama alanlarımızda, bilişim parkı, otel gibi aklımıza gelebilecek yağmur suyunu bir şekilde temiz şekilde toplayacağımız bütün alanlar bu çatı yağmur suyu hasadı içerisinde karşımızda duruyor. Peki çatıdan toplayacağımız birkaç örneği biraz sonra resimle göstereceğim ama yağmur suyu hasadının ötesinde biz yağmur suyu hasadı deyince başka nereden bahsediyoruz? Mikro havza hasadı. Mikro havza su hasadı. Burada da arkadaşlar küçük alanlarda, tarım alanları olabilir veyahut da yüzey akışa geçen suların oluştuğu alanlar olabilir. 1 ila 1000 metrekarelik alanlarda yüzey akış ve ekim alanlarının hemen yan tarafında bu suları yani gelen suları, yağmur sularını toplayıp özellikle doğrudan doğruya bitki kök bölgesine veya ağaç, çalı, tek yıllık bitkilerin olduğu yerlere yönlendirerek buralarda bu sudan yararlanmak, toprakta bu suyu depolayabilmektir. Bu amaçla baktığımızda işte doğar çukur alanlar yani arazi içerisinde küçük çukurlar oluşturarak yağmur sularını buralarda toplamak, kontür kuşaklar dediğimiz tesviye eğrilerine yani arazi eğimine paralel kuşaklar geçerek kuşaklarda suyu toplamak gibi, sıra aralarında su hasadı gibi, teraslar yaparak teras arka bölmelerinde veya üzerine suyu toplamak gibi farklı yöntemlerle mikro havza su hasadı dediğimiz arazideki suyu toplayıp kullanma, ondan yararlanma şansımız var. Nitekim bakın buradaki resimlerde de görüyorsunuz, bakın şurada hilal şeklinde çukurlar ve yağmur suları burada toplanmış. Belki bu çukurlar hemen arka tarafına veya iç tarafına, burada da küçük çukurlarla veya arazi içerisinde farklı uygulamalarla hasat yapma şansımız var. Genellikle tabii tarımda bu mikro su hasadı dediğimiz 3 tane ana uygulama şekli var. Tabii bunların değişik şekilleri de var ama ana olarak teraslama dediğimiz tarım arazilerin teras yapılarak her terasta suyun toplanması, depolanması ve ağaçların bu sudan yararlanması sistemi. İkincisinde arazinin baklava dilimi şeklinde küçük çukur alanlar oluşturularak negarim dediğimiz her bir çukur alan içerisinde suyun depolanması ve her bir negarimin bir köşesinde şu baklava dilimin bir köşesinde bir ağaç dikerek bu sudan veya toprak neminden yararlanma. Üçüncüsü ise hilal sedde dediğimiz seddeler ve seddelerin arkasında yine ağaçları dikerek yararlanma. Burada da bunların değişik, bakın hilal seddeydi, teraslamaydı veya negarim yönteminin değişik uygulamalarından görmek mümkün. Özellikle teraslamada sevgili dostlar, arazide arazinin eğimine paralel biz tesviye eğrileri diyoruz. Denizden veya bir referans düzleminden yüksekliği aynı noktaların oluşturduğu eğriler arazide yüksekliği aynı noktalardır. İşte bu arazi eğimine paralel oluşturduğumuz seddeler, teraslar, değişik şekillerdeki özellikle eğimi %1 ile %50 arasında olan ve yıllık yağışı genellikle 250-750 milimetre arasında alan bölgelerde uyguladığımız bir sistemdir, teraslama sistemi. Bunun için de tabii ki burada teraslar arası mesafe arazi eğimine göre 5 metre ile 20 metre arasında, teras yüksekliği 75-100 santim arasında veyahut da buna bağlı olarak farklı kriterlerden bahsetmek mümkün. Önemli olan burada terasların arka tarafında 80-80-40 santimlik ana infiltrasyon çukurları oluşturmak ve özellikle de dediğim gibi bu suyu bir şekilde terasların arkasında depolayacak
bir sistemi geliştirmek. Bakın burada infiltrasyon çukurları, teraslama sistemi ve hemen infiltrasyon çukurlarının yanında da meyve ağaçlarının yerleşimini görmek mümkün. İşte yine arazimizde teras sistemi ve teras sisteminden yararlanarak gördüğünüz gibi buralarda suyun tutulması, suyun depolanması veya burada görüyorsunuz arazide yine topografya eğrisine yani eş yükselti eğrisine paralel çukurlar oluşturarak bu çukurlarda suyun toplanması, böylece su hasadından suyun toprakta tutulmasıyla yüzey akışa geçmeden bu sudan yararlanma sistemi. Bakın seddeler oluşturulmuş. Sedde arasında görüyorsunuz yine küçük arazi eğimine paralel gölcükler oluşturarak merdiven basamağı şeklinde suyun burada hasat edilmesi. Bakın yan tarafı da görüyorsunuz bu oluşturulmadığı için su tamamen yine buradaki arık kartta toplanmış ama toprağa yerleşmiş ama burada her bir sedde içerisinde suyun tutulduğunu görebiliyoruz. Tabii işte böyle kaşlı teraslar dediğimiz hilal kaşlı veya hilal tipi teraslarımız yine su hasadında kullandığımız yöntemler. Böylece hemen bakın arka tarafına bir meyve ağacı, ön tarafına teras ve bunun etrafında tabii düzeltilmiş bir toprak zenginleştirilmiş ve su çevreden buraya yönlendirilerek burada depolanmasının sağlandığı sistemlerdir. Negarim sistemi biraz önce bahsettim. Genellikle baklava dilimi şeklinde arazinin seddelerle bölündüğü, her bir baklavanın bir köşesine meyve ağacının dikildiği ve buradaki suyun arazi eğiminden bu noktaya doğru hareket edilerek bu sudan yani buradaki sistemden yararlanıldığı uygulamalar ki burada da işte gerek dikdörtgen gerekse baklava dilimi negarim sistemlerinin uygulamalarını görmemiz mümkün. Dolayısıyla sevgili dostlar demek ki bu şekilde biz suyu toprak içerisinde veya küçük alanlarda buralarda tutarak kullanabiliyoruz. O zaman bakın şimdi şurada bir başka örnek görüyorsunuz sedde içerisinde sedde. Böylece gerek şu kanallardan gerek suyu şuralara sapıtarak buralarda depolamak gerekse yağmur suyunu bu kanalların içerisinde yani bitki sıralarında oluşan kanallarda tutarak suyun yüzey akışa geçmeden arazide tutulmasını sağlamaktır. Yine hilal set sistemi dediğimiz taş hilal sistemine benzer daha büyük alanlarda ve arazinin daha düze yakın olduğu yerlerde kullandığımız sistemler bakın oldukça geniş hilaller ve bu hilallerin arkasında yine bitki veyahut da ağaçlar dikilerek suyun buralarda depolandığı sistemler bakın şurada hilalleri görüyorsunuz. Burada ağaçlar veya çiçek ne yetiştiriyorsak ve su burada depolanarak bundan faydalanabiliyoruz. Tabii ki burada hilal çapı, hilal büyüklüğü, yetiştiricilik şartları hepsi bizim için önemli. Bir de Valerani su hasadı sistemi dediğimiz bir sistem. Aslında Valerani bir İtalyan çalışıcı, araştırıcı. Bunun geliştirdiği bir sistem, bir mühendis. Bu mühendisin özellikle isminden alan bu sistem, ağaçların etrafında yine özel pulluklarla kaba saba kanallar açarak şurada gördüğümüz kanallar vasıtasıyla şu kanallar vasıtasıyla suyun önüne de yine küçük kaba seddeler oluşturarak suyun depolandığı bir sistem. Bunun büyüklü küçük uygulamaları var. Genellikle yağışların 200-600 milimetre arasında düze yakın alanlarda yaygın kullanılan ve her bir mikro havza alanında da suyun ya özellikle hacminin iyi hesaplanarak depolandığı depolanmasını düşündüğü sistemler ki burada da Valerino mikro havza sisteminde Yunus pullu dediğimiz şu görüyorsunuz büyük pulluklarla toprağa kanallar açılıyor ve bu kanallarda suyun depolanması sağlanmış oluyor. Yine bir başka suyu depoladığımız sistem meskat sistemi dediğimiz. Bakın yukarıdan gelen yağmur suları bir kanal vasıtasıyla toplanıp ondan sonra bitki sıralarının hemen dibine açılan kanallara şaşırtılarak doğrudan doğruya hem yağmur suyunun burada toplanması
hem de bitki sıraların sulanması amaçlanıyor. Bunun işte Mescat'ın bir başka uygulaması imdüyüm dediğimiz yöntem. Burada ise sadece bitki sıraların arazi eğimi bu tarafa doğru üst tarafından su verilerek belli mesafedeki arazilere suyun geçmesi söz konusu bu sistemde. Tabii burada da Mescat sistemini yine görüyorsunuz. Hemen açılan kanallarda açılmış ama su da yukarıdan aşağıya doğru kullanıldıktan sonra hareket edecek ve buradaki uygulamaya geçecek. Evet, mikro havza su hasadından sonra yine bu yöntemle aslında su hasadının bizim üniversitemizin de içinde bulunduğu bölgemizde araştırma enstitümüzü ve ilgili kuruluşların yakından yaptığı araziyle yağmur suyu hasadı. Burada da görüyorsunuz sedelerin üstü plastikle kaplı ve kavun, salatalık gibi sebzeler aradaki boşluklara. Normalde ne olur arkadaşlar? Şu ara boşluklar kapatılır her taraf. Normalde sedden üzerine bitkileri girer. Dikkat edersiniz burada sedde üzerine bitkiler yok. Buraya plastik malçlar örtülür. Yağmur bu malçın üzerinden yandaki şuradaki kanallar açıktır bitki sıraları. Bu kanallara akarak kanalların içerisindeki alanlarda toprağın içerisinde sızlara toprağın içerisinde depolanır. Böylece bir su hasadı uygulamasını yapmış oluruz. Bakın burada da görüyorsunuz sette ve arasında bitki sırası. Böylece her bir setten üzerindeki yağmur suları şurada da anlatıldığı gibi etraftaki ağaçlara yönlenerek bu ağaçların meyvenin, sebzenin sulanmasını sağlamış oluyor. Bu da yine yaygın uygulamalar. Yine yerleşim alanlarımızın etrafında asfaltlardan, kanallardan gelen suları bir şekilde kanallarla depolama kapasitelerine getirip, havuzlara getirip buralarda depoladıktan sonra gerekli çökertme ve ıslah yapıldıktan sonra bunların buralardan tarım arazilerde kullanılmasının sağlanmasıdır. Tabii ki teraslama yöntemi çok önemli dedik biraz önce. Arazi de önemli olan arazi eğimine uygun teraslama ki biz genellikle dünya genelinde tarım arazisi 27 milyon kilometrekare. Bizim ülkemizde 78 milyon hektar arazimizin içerisinde yaklaşık 27 milyon hektarlık bir tarım arazimiz var. 27-28 son yıllarda bu biraz düştü. Tarım Bakanlığı verilerinde maalesef 22-23 milyon hektarlara düştü. Ama bu arazilerimizin eğer doğru teraslama, doğru sulama uygulamaları yaparsak çoğunun sulanabileceğini de bu sistemlerde görüyoruz. Bakın buralarda teras sistemleri, her bir teras sisteminde suyun nasıl depolandığı, her bir terasa düşen yağmurun, şuradaki seddeler tarafından da su tutulduğunun çok bariz örnekleri. Bu örneklerle biz şurada görüyorsunuz bakın teras. Terasın hemen arka tarafında bir çukur açılmış, toprak özel toprak doldurulmuş, üzerine sebze veya ağaç dikilmiş. Böylece hem toprak şuradaki terasın eğiminden su bu arkada depolanıyor, hem de toprak değişimi için burada meyvenin gelişmesi için uygun ortam oluşacak. İşte seddeler özellikle Karadeniz'de, çay bahçelerinde, farklı yerlerde uygulanan sedde sistemi. Evet değerli dostlarımız mikro su hasadından sonra makro havza su hasadı tabii ki. Makro havza su hasadı dediğimiz daha büyük havzalardan belki belli yağış alanlarının tamamından toplanan suyun hasat edildiği, depolandığı gerek içme suyu, gerek sulama suyu, gerekse farklı amaçlarla kullanılabildiği alanlardan bahsediyoruz. Makro havza su hasadı tekniklerinde 4 tane yöntem genellikle yaygınlaşmış uygulanıyor. Taş setler dediğimiz yine seddeleme sistemi büyük arazilerde, geniş yarım daire setler dediğimiz seddeleme, trapez setler ve yamaç alanlardaki su saptırma kanallarından bahsetmek mümkün makro havza su hasadı için. Burada da bakın su iletim kanalları altta suyu şaşırtma kanallarıyla. Burada ne yapıyor? Bakın şurada sağa doğru su hasadı, sola doğru da burada yapacak. Kanallarla buradan gelecek suları kanallarda toplayıp hem su amaçlı yani suyun yetmediği yerlerde avantajımız olacak. Hem de suyu yağışa geçmeden etrafa zarar vermeden koruyabileceğiz. Dolayısıyla burada da bu uygulamalarla makro su hasadı yönteminden yararlanmamız mümkün.
Bir diğer yine yöntemimiz taşkın hasadı dediğimiz hasat yöntemi. Burada da özellikle arkadaşlar arazilerimizde ani şiddetli yağış ve sellerle oluşan veya çok büyük havzalarda düşen fazla yağışların yüzey akışa geçerek oluşturduğu yağış ve sellerin meydana getirdiği taşkınlardan bahsediyoruz. Bu taşkınların kontrol altına alınması ve suyunun hasat edilerek bir şekilde yararlanılır hale getirilmesi, taşkın zararının önlenmesi, su hasadıyla tarımsal sulamaya veya su kaynaklarımıza destek olması da ana hedeflerimizden. Taşkın hasadı tekniklerinde 3 tane yöntemden bahsediyoruz. Josuel yöntemi dediğimiz yöntem, akarsu yatağında suyun dağıtılması ve taşkın suların saptırılması. Tabii Josuel yönteminde ise taşkın suların saptırılarak bir yerde depolanması, bu yeraltı barajları olabilir, yeraltı havuzlar olabilir veya belli bölgelerde alanlarımızda, eğer bu tür açık havuzlarımız da olabilir, buralarda saptanması veyahut da korunması anlıyoruz. Akarsu yatağına suyun dağıtılması ise bu sefer akarsu yatağını çok daraltmadan daha geniş yüzey alanını oluşturarak suyun akışını sağlayıp hem taşkının zararını önlemek hem de su yüzey alanını genişleterek bunun daha fazla alana dağılması ve oralarda yarayışlı olarak kullanmasının sağlanması gerekiyor. Tabii taşkın suların saptırılması dediğimiz olay ise sel felaketini gördünüz veya aniden su hareketliliği başladı. Bu suların yönünü, doğrultusunu, depolanmasını değiştirerek bunların da yine bir şekilde depolanarak kullanılmasını sağlayabiliriz. Bakın şurada dere yatağı, dere yatağından gelen su önüne açılan bir setle direkt tarlaya şaşırılmış, saptırılmış. Böylece sarla ağaçlar arasında sulama amaçlı bu su kullanılabiliyor. Yine aynı şekilde burada da söz konusu veya yüzey akışa giden sularda yine seddeler oluşturup bu seddelerden sonra suyu değişik şekillerde depolayarak arazi yüzeyinde tutma yöntemleri aklımıza geliyor. Evet, bu su hasadı yöntemlerinden ana hatlarla bahsettikten sonra başta da ifade ettim bizim kültürümüzde su hasadı aslında çok eskiden beri var ve biz tabii ki bu amaçla işte sarnıç dediğimiz örneğin İstanbul Topkapı'nın altında, Ayasofya'da ve değişik yerlerde oluşturulan sarnıçları biliyoruz. Türkiye'nin pek çok yerinde bunlarla karşılaşmak mümkün. Tarihin sayfalarından gelen bu sarnıç sistemiyle suyun yapılan bu sarnıçların içerisinde depolanması ve ihtiyaç duyulduğu alınarak kullanılması aklımıza geliyor. Bunun tabii farklı yöntemleri var. Bakın bu da özellikle bizim ülkemizde değil İtalya'dan bir örnek. Burada da görüyorsunuz su ortada bir sarnıç var, açık sarnıç ve ne kadar yüksek yapı yapılmış ki merdivenlerle buraya iniliyor. Gerekli su depolanıyor, gerekli kullanım yapılarak burada hareketlilik sağlanıyor. Buradaki yapı sistemini görüyorsunuz. Yine sarnıç sisteminin betondan yapılmış tarla başında buraya suyu dolduruyoruz ve buradan suyu alarak arazide sulamada kullanmak mümkün. Tabii ki tarım arazilerine veya ormanlar etrafında farklı alanlar su hasadı, suyun depolanması amacıyla artık bugün günümüzde gerek yeraltı depoları gerekse yüzey küçük gölcükler, depolar veya hatta farklı alanlarda suyun depolanması söz konusu. Artık bu şekilde biz yağmur suyunu da kontrollü kullanmamız, israf etmememiz gerekiyor. Bunu anlıyoruz. Evet, çatıdan düşen yağmur suları ile ilgili bir iki örneğe bakacak olursak. Bakın sevgili dostlar, hemen çatının altında yağmur oluğu direkt bir depoya veya bir varile. Böylece bunların alt üstüne de vana yaparak gerektiğinde üstten vana ile havasını almak, alttaki vana ile suyu boşaltarak sulamada kullanmak gibi farklı uygulamaları var. Tabii biz yağmur suyunun toplanabilmesi için çok farklı yöntemler kullanabiliriz ama önemli olan burada projelemede yağmur suyunun kapasitesinin doğru belirlenmesi ve doğru bir şekilde sistem içerisinde bunların yararlı halde depolanıp kullanılır hale getirilmesi söz konusu. İki tür yağmur suyu depolamamız söz konusu. Özellikle çatı sisteminde bir ıslak, iki kuru sistem.
Kuru sistemde arkadaşlar hemen bir binanın çatı oldukları yanında yapılan depolara bağlanarak su direkt buraya aktarılıyor. Böylece çatıdan gelen yağmur suyu bittiğinde, depo içerisinde su bittiğinde bu depo kuru hale geleceğinden kuru sistem adını veriliyor. Tabii avantajları var. Çok miktarda yağmur suyu alabilecek depolar yapılabilir. Yağışların seyrek, daha küçük fırtına olaylarıyla gerçekleştiği iklimler için harika bir uygulama. Uygulanması ucuz ve kolay bir sistem ve daha az karmaşık sistemler bu amaçla yaygınlaşmış ve kullanılıyor. Islak sistem ise arkadaşlar, burada ise suyun alınıp depolandığı, saklandığı kapalı sistemden bahsediyoruz. Buradaki suyun depolandığı su kanalları, su tanklarında sürekli su bulunuyor ve bu suyun tutulduğu alanlar sürekli ıslak olduğu için de sistemin ismi oradan geliyor. Tabii ki avantajları var. Özellikle tüm koleksiyon yüzeyinizden toplama yeteneği, yani bütün etrafında kalandan su toplayabilirsiniz böyle bir sistemde. Birden fazla oluktan, iniş borusundan su toplanabilir böyle bir sistem içerisine. Tank evinizden uzağa yerleştirilebilir. Bu tanka suyu aktarabilirsiniz. Tabii olumsuzlukları, yeraltı borular nedeniyle uygulanması, pahalı olması, oluklu ve tank girişi arasındaki yeterli farkın mevcut olmasıdır ki bunlar da bu sistemin uygulanabilir. Evet, şimdi hemen birkaç örneğini görüyoruz. Bakın, yer altında suyun depolandığı, yer altına koyulan büyük tanklara kanallarla verildiği veya binanın yağmur oluğunu görüyorsunuz şurada, cebi olan bir büyük bir plastik şey içerisinde, depo içerisinde su depolanıyor. Altta vanası var. İhtiyaç duydukça suyu buradan alarak kullanabiliyor. Dolayısıyla bu sistemleri artırmak mümkün arkadaşlar. Sistemlerin detayına çok girmeyeceğim ama gerek açıklıkta havuz sistemi, gerekse sistemin bütünlüğü açısından da bu sistem gerçekten bizim suyu kontrol etmemizi önemli bir parametremiz. Yağmur suyu hasadında yeni yaklaşımlar nelerdir? Son yıllarda tabii alternatif yağmur suyunu farklı şekillerde nasıl kullanabiliriz çalışmaları yaygınlaşıyor. Burada da yağmur suyunu çatıda toplama yerine ters şemsiye sistemi dediğimiz şemsiyelerle toplayarak depolama veya hasat edilmiş depolanmış çiğ ve yağmur suyunun ağaç ve bitki yetiştirme alanlarında depolanması, yağmur suyunun nehirlerden veya çatılardan toplanarak birçok yerde toplanan sular derin çukurlara, akiferlere aktarılıp orada depolanması ve çiğ veya sislerin ağlar vasıtasıyla su tutmasını sağlayarak toplanabilmesi. Bunlarla ilgili örnekler hemen resimlerde verebiliyoruz. Görüyorsunuz, şemsiye, ters şemsiye sistemi yağmur suyu buranın içerisine doldukça içindeki kanaldan alttaki depoyu dolduruyor. Bu depo dolduğunda isterseniz şuradaki damarcanalarını doldurup bir yerde depolayabilirsiniz. İsterseniz suyu buradan alıp başka yerde büyük depolar veya suyu başka yere aktararak orada depolanabilir. Görüyorsunuz, her biri farklı ters şemsiye sistemi veya havuz sistemi dediğimiz, bakın, açık havuzlar, et altı branda veya kille kaplanmış açık havuzlarda yağmur suları depolanıyor. Bakın, hemen kanal, havuz, şaşırtma havuzu ve daha geniş havuz olmak üzere dört bölümden oluşabilecek sistemler ve bu sistemlerin her birinde de yağmur suyunu depolamamız söz konusu. Tabii ki yağmur suyunun hasat edilmesinde, sulamada kullanılmasında çok önemli kriterler var. Ama burada önemli olan, bizim suyu çatıdan mı hasat ettiğimiz, yani bir şehir merkezinin beton yüzeyinden, asfalt yüzeyinden, yerleşim alanından mı veya binaların çatılarının oluklarından mı, nerelerden hasat ettiğimiz önemli. Buna göre de bu suyun kullanım alanları, kullanım hareketliliğini planlamak yine mühendislik çalışmalarımız içerisinde yer alıyor. Bakın, burada yağmur oluğu suyu geliyor, buradan veriyor, doluyor. Dolduğunda da yağmur oluğu hareket sistemine göre üçüncü sistem bile çalışmaya başlayabiliyor veya yan yana dolabilen fıçı sistemi. Benzer şekilde yağmur oluğunun, görüyorsunuz, plastik toprak altı kanallarına yerleştirip her bir buradaki tanklara suyun
yukarıdan hortumlarla yağmur kanallarından alıp doldurulması sistemi yine son yıllarda. Evet, bu sistem özellikle altını çizmek istiyorum. Bizim Karadeniz bölgesi gibi çok nemli bölgelerde rahatlıkla kullanabilecek sistemler. Bu sistemlerde hava çisenti dediğimiz nem %100'dür, doygunluk derecesi %100'e yakındır. Havanın içerisindeki nem buradaki değişik file çeşitleri, şu filelere çarptığında filelerin yüzeyinde bu nem tutulur. Bir müddet sonra bu nem filelerin yüzeyinde damla halinde akarak alttaki kanallarda toplanmaya başlanır. Ve böylece sisin özellikle sabah saatlerinde bu tür yüzeylere, filelere, telis çuvallarına çarptırılarak oradan depolanıp yine insanın kullanılması, yararlı hale getirilmesi söz konusu. Tabii yağmur deposu dediğimiz depolama sistemleri normal günlük hayatımızda. Biraz önce bakın yüksek ters şemsiyeler hemen etrafında altında bu tür depolar veyahut da değişik su toplama kanallarıyla suyun depolandığını görebiliyoruz. Burada problem tabii çatıdan oluklara gelen su yönlendirme boruları ve depolamalar için toplanır. Çatı bu oluklara gelen çatıdan ve buradan direkt kanallara aktarılabilir. Tabii burada varil, kova vesaire kullanımı çok önemli. Bunların dışarısında eğer biz normal bir tank veyahut da buna benzer sistemleri eğer kullanırsak bu sefer daha büyük alanlarda depolama yapabiliyoruz arkadaşlar. Toplanan yağmur suyunun kullanım alanları nelerdir? Nerelerde kullanabiliriz? Temel olarak 3 alanda yağmur suyunu kullanıyoruz. Bir kere sulama. İkincisi iç mekan içilebilir olmayan kullanım. Yani el yıkama, klozetler vesaire. Üçüncüsü de yine içilebilir kullanım. Bu sefer de yağmur suyunun çok iyi filtre edilip temizlenip içilebilir halde kullanılması. Ama en çok kullandığımız sulama veya buna benzer çevrede yağmur suyu kullanım alanları. İşte çim ve bahçelerimizde yağmur suyu toplama sistemi, yağmur suyunun özellikle bağlı olduğu alanlarda, araçlarımızın yıkanmasında, evcil hayvanlarımızın yıkanıp beslenmesinde, sulanmasında, çeşme veya balık havuzlarının yeniden doldurulmasında, yüzme havuzlarımızda, yollarımız, kaldırımlarımızı yıkamak için yine yağmur suyundan yararlanabiliriz. İçilmeyen tüm iç mekan armatürlerinde uygun şekilde filtrelendiğinde dezenfekte tüm içilebilir sistemlerde belediye tarafından atılmış su yerine endüstriyel prosesler yani bütün endüstriyel uygulamalarda da yağmur suyundan yararlanmamız söz konusu. Peki sulamada yağmur suyunun bize katkısı nedir? Özellikle de tabii su hasadı, çevre ve ekonomik katkısı çok önemli. Bunun için de çiftlik toprağımız ve çevreyi iyileştirir yağmur suyu. Bunu unutmayalım. Toprak verimliliğini ve kimyasal gübre ihtiyacı azaltarak toprak verimliliğini artırır. Yağmur suyu çünkü geçerken içindeki bir takım besin elementleri pek çok şeyi alarak hareket edecektir. Kuyu suyunu artırır yani yeraltı suyunu besler yağmur sularını depolamamız. Çiftlikte düşen suyun tamamı kullanılabilir yağmur suyu olarak veya bitkisel üretimin etkin bir şekilde artırılması yani verimliliğin artırılmasını sağladığı için de yağmur suyu hasadından bahsediyoruz. Evet değerli dostlar. Aslında bu akşamki sohbetimizin ilk kısmını tamamladık. İki kısımda ben topluyorum bu akşamki sohbetimizi. Birinci kısmımız yağmur suyu hasadıydı. Yağmur suyu hasadını epey toparladık. Ama dersimizin başında da söyledim. Su hasadı kadar önemli olan bir şey suyun toprak içerisinde tutulmasıdır. Burada da biz tabii su hasadı dediğimizde bu da su hasadının bir yardımcı yöntemidir. Malçlama sistemi diyoruz. Toprak yüzeyini plastik, organik veya da değişik bitki örtüleriyle kaplanarak toprak yüzeyinden suyun buharlaşmasını önleyerek suyun toprak içerisinde tutulmasını sağladığımız sistemlere biz malçlama diyoruz. Çok farklı malçlama yöntemleri vardır. Önemli olan burada malçlamada hedeflerimizi doğru koymak,
Bitki yetiştiriciliğinde mulç kullanmak ayrı, özellikle suyu depolama, suyu koruma, toprak nemini tutma amacıyla mulçlamak ayrı uygulamadır. Tabii mulçlamada çok değişik malzemeler kullanabiliyoruz. İşte küçük çakıl taşları veyahut da özel olarak yapılmış plastikler, organik bakın ot vesaire gibi organik artıklar, hatta bunun içerisinde bitki bile yetiştirebiliyoruz. Veyahut da talaş, sap, saman vesaire gibi yine maddelerde bizim malçlamada kullandığımız uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Bakın burada hemen yan tarafta bir soğan alanı. Burada da malçlamada soğanlar dikilmiş, yetiştiriliyor. Dolayısıyla bu sistemde hem topraktan su yavaş buharlaşır, az buharlaşır. Böylece su ihtiyacı azdır. Hem de tabii topraktaki bitki kök bölgesinin ısınması, bitki kök bölgesinin enerji ihtiyacının sağlanması açısından da önemli uygulamalardır. Ve görüyorsunuz bitkinin olduğu yer direkt mulçla kapatılıyor. Seddenin üzeri sağına soluna inecek şekilde ve her bir bitki sıra arası, sıra üzerine göre de mulçların arası ve üzeri ayarlanması gerekiyor. Bir diğer yine basit yöntem ağaç tulumları diyoruz. Bizim ülkemizde çok yaygın değil ama batıda son yıllarda yaygınlaşıyor arkadaşlar. Ağaçların gövdesine bakın tulum giydirmişler. Böylece yapraklardan gövdeye doğru süzülen su bu tulumların içerisine doluyor. Tulumlardan yavaş yavaş alta köklere sızdığı için de ağacın kök bölgesinde suyu topluyorsunuz. Böylece suyu tulumda depolayarak daha yavaş ama bitki kök bölgesinde yüzey akışa geçmeden tutma şansımız var. İşte burada da bakın ağacın etrafında tulum ve suyu tutacak sistem. Hemen burada da işte bu tulumun içerisinde yerleştirilmesi ve uygulanması, ağaca takılması söz konusu. Ağaç tulumlarının bir başka örneği görüyorsunuz. Burada da şişirilmiş veya içi suyla dolmuş, belki belli dönem için buradaki bitkilerin gelişimini, suyun depolanmasında avantaj olabilir. Ama burada önemli olan bu sistemin ağaçların etrafında koruyucu görevi görmesi. Tabii sistemin ana ögesine baktığımızda gerek çatıda depolanan veyahut da gerekli işlemleri yapılan su görüyorsunuz direkt yetiştirme alanına bir tanktan da geçirilerek aktarılabiliyor. Veya bir dere yatağından saptırılan su burada toplanıyor. Tabii bu tür uygulamalarla suyun hareketliliğine de karar veriyoruz. Evet, bir diğer konu yardımcı faaliyetlerin ötesinde geri dönüşüm suyu nedir? Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm suyu nedir? Geri dönüşüm suyu dediğimizde arkadaşlar özellikle sanayide, tarımda, evde kullandığımız çok kirlenmeden atık haline gelen suların tekrar uygulamada geriye kazanılması ve kullanılması sistemi aklımıza geliyor. Böylece gerek dediğin gibi sanayide, gerekse tarımda, gerekse evsel kullanımda atıkların veyahut da kirli suların dönüştürülmesi, tekrar kullanılmasıdır. Bu amaçla tabii çok farklı çalışmalar son yıllarda geliştirilmeye başlandı. Ülkemizde de tatlı su kaynaklarımızın sıkıntılı olması, özellikle büyük sanayi tesislerindeki atıkların, büyük tarımsal drenaj atıklarının, evsel atıkların ki biraz sonra oraya geleceğim, mutlaka depolanması ve tekrar kullanılabilir hale getirilmesi söz konusu. Avantaj dezavantajları söyleyeceğiz. Burada birinci olarak geri dönüştürülebilir suda bahsedeceğimiz su drenaj suyu. Değerli arkadaşlar, tabii burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yarın akşam inşallah dediğim gibi canımız sağ olursa yine sizlerle beraber olacağız. Tarımda tasarruflu su kullanmadan bahsedeceğiz. Orada sulamadan bahsedeceğiz ve sulamayı ikiye ayıracağız. Yüzey sulama ve basınçlı sulama sistemleri diye.
Türkiye'de şu anda maalesef sulamalarımızın %80'e yakını yüzey sulama sistemleri yapıyor. Bu da suyun bol miktarda araziye verilmesi ve çoğunun da direne edilerek kullanılmadan ya randıman kaybı ya buharlaşma veyahut da aşağıya toprağa sızma şeklinde kaybolarak israf edilmesini sağlıyor. İşte burada tarımsal arazideki özellikle yüzey akış sularının kullanıldığı karık ya tesviye eğrili düz sulama alanlarında işte tava sulama vesaire gibi yüzey akış sularının depolandığı altta ise sızdırılarak drene edildiği bölümlerinin tekrardan gerek hiç işlenmeden eğer arazi çok suzlu değil ve drenaj suları da sağlık açısından, toprak açısından zararlı değilse hiç işleme tabi tutmadan tekrardan bu suları geri tarımda kullanabiliriz. Burada tabii geleneksel drenajdan suyun geriye dönüştürülmesinde ek sulama kaynaklarının özellikle ürün verimine katkısı söz konusu. İyileştirilmiş akış aşağı su kalitesi dediğimiz bizim toprak içerisinde kaybettiğimiz suları tekrar sulamaya kazandırılması söz konusu. En büyük problem tuzlu su. Çünkü araziyi yıkarken arazide kullandığımız sular ister istemez gerek topraktaki tuzu yıkayarak gerekse farklı şekillerde kirlenerek veya tuzlanarak en büyük problem tuz olduğu için ondan bahsediyoruz. Diğer kirlenme etkenleri de söz konusu. Ne yapacaktır? Bitki yetiştiriciliğinde kullanılması tehdit haline gelecek. Çok tuzlu su kullanırsanız arazinizi elden çıkarırsınız. Tabii burada direne edeceğimiz suyun tuz konsantrasyonu, ıslah çalışması önemli bir parametre. Drenaj sularının sulama amacıyla kullanılmasında tabii ki bir havzanın drenaj çıkışı ağzının olmaması nedeniyle drenaj sularını bir yerde toplayıp tekrar sulamada kullanarak bir devir daim oluşturmak. İki, sulama planlamasında amaç olan direne edilebilecek su hacminin azaltılması yine önemli bir parametre. Burada da sulama sistemi devreye giriyor. Toprak özellikleri devreye giriyor. Toprak özelliklerine göre direne olacak suyun azaltılması, sulama sistemlerinin buna göre geliştirilmesi de tabii bizim burada kullanacağımız suyun azalması açısından önemli. Bu noktada aslında ülkemizde çok yaygın çalışmalar da yapılıyor. Mesela Konya bölgesinde sulu tarımın yaygın olduğu alanlarda yaklaşık %22'lik bir drenaj kanallarından yararlanma söz konusu. Bafra'da yapılan bir çalışmada ki biz de içerisindeydik bu çalışmanın. Bafra'da yapılan bir çalışmada ise su kaynaklarından özellikle yeraltı suyu ve drenaj kanallarından su alınarak bunlar etkisi araştırılmış ve yine burada da sonuç almadan ki son demlerde şunu gördük artık şu anda bu araştırma tamamlandı. Mutlaka özellikle bu alanlarda direne edilen suyun sulamanın geçmediği, sulamanın gitmediği alanlarda yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ve bu da toprak kirlenmesi vesaire gibi pek çok tehdidi beraberinde getiriyor ama oraya şu anda girmeyeceğiz arkadaşlar. Demek ki başarılı bir su yönetimi için öncelikle gerekli olan sulama suyu miktarının azaltılması birinci uygulamamız bu olmalı değerli dostlar. İkinci uygulamamızsa su toprağın içerisine girdikten sonra bitki kök bölgesinin altına geçiyorsa bunu direne ederek tekrar toplayıp sisteme kazandırmalıyız. Bu anlamda iletim ve dağıtım randımanında %50-60, su uygulama randımanları %50 amaçlar doğrultusunda planlanır ve böyle bir proje aşaması gerçekleştirilir. Burada da görüyorsunuz bakın bir tarım arazisi. Sulama yapılıyor. Bakın şuradan sulama borusuna sulama yapılıyor. Araziye su veriliyor. Su bitki kök bölgesinden aşağı toprak içerisine sızarak şurada yaptığımız küçük havuzların içerisinde toplanıyor. Böylece bu havuzlarda toplanan su tekrar geri dönüştürülebilir veya tarlada kullanılabilir. Yine benzer şekilde bu sefer bir bölgeyi biraz daha yüksek diğer bölgeyi yerde yetiştirerek yine direne olan suyun depolanması ve sisteme verilmesi. Bu iki sistemin farkı öbüründe tek noktadan su verilmiyordu.
Bu birkaç noktadan su verme şansımız arazide var. Yine sağlı sollu drene edilebilir suyun. Araziye sulama yapıldıktan sonra depolanıp bir tankta depolanması ve bu tanktan da uygulamaya sokulması, yararlanılması prensibi geliştiriliyor. Evet, tabii ki drene edilebilir suyun özellikle miktarı, sürekliliği, ekonomik rezerv anlamda bunların kullanılmasının su kaynaklarına etkisi, su kaynaklarına yaptıracağı baskıları dikkat alarak drene edilebilir suyu yaygın bir şekilde depolayıp tarımda kullanabiliriz. Evet, faydalarını, dezavantajlarını, avantajlarını sayabiliriz. Zaten bunları okuyarak göreceksiniz. Ben bunları Elif Hanım'a bu sunularımı attım. Yine gerekirse tekrar atacağım. O da sistemden sizlerle paylaşarak bunları göreceğiz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Drene edilen su. Şurada drenaj borularına toplanan su. Buradaki sistem içerisinde toplanıyor. Bu sistemle bir boraya verilip tekrar bu ağaçların kök bölgesinden dolaştırılarak, tabii ki burada toprak derinliği önemli, drene edilebilir kanalların derinliği önemli, ağaçlar buna göre değerlendirilmeli. Daha sonra bu sistemde gerekli bakımı yapılan su doğrudan veya dolaylı olarak sulamada da kullanılabilir. Evet, atık su dediğimizde bir diğer atık suyumuz sanayi atıklarıdır. Maalesef Türkiye'de en çok ihmal edilen konulardan bir tanesidir sanayi atıkları. Sanayi atıklarında bazen su fabrikadan çıkan ürünün veya makinelerin soğutulmasında kullanılarak israf edilir. Bazen ürünün işlenmesinde kullanılır. Böylece ürünün işlenmesi aşamasında kullanılan suya her türlü olumsuz katkı maddesi katılabilir. O anlamda da tabii ki nasıl bir sistem olmalı? Ana boruyla bu her bir binadan su çıkışları alınıp sular bir boru vasıtasıyla ana tanklara getirilip bu ana tanklarda depolanabilir. Ama burada önemli olan dediğim gibi şu ana tankın yaklaşık olarak suyu depolayıp yine tarım arazisine saptırılacak hale getirilmesidir. Şimdi bakın sanayi veya büyük kentler depolanıyor ve bir şekilde şuradaki tanklara ıslah edilmek amacıyla saptırılıyor. Evet, bu süreçte biraz önceki anlattığım süreçte saptırılan su iki amaçla kullanılabilir arkadaşlar. Bir, bizim sanayiden saptırdığımız veya depoladığımız su sıcak su olabilir. Sıcak su ise, soğutma suyu ise bunu bir boru vasıtasıyla alarak seraların içerisine doğru aktarmak, seraların içerisinde ısı kaynağı olarak kullanmak, daha sonra seralarda soğuttuktan sonra tekrar bu suyu bu sefer sulamada veya farklı amaçlarla kullanmak. Ama mutlaka ısıtma amaçlı kullanırken, yani boru içerisinde kullanırken bu suyun ıslah edilmesi söz konusu olmayabilir. Boru içerisinde, ama eğer bu suyu soğutulduktan sonra, yani enerjisi alındıktan sonra tekrar sera içerisinde veya çevresinde tarımsal üretimde veya araziye toprakta kullanacaksak mutlaka ne yapılmalı? İçeriğine bakılmalı, zararlı elementler mutlaka ayrılmalı ve ondan sonra kullanılmalı. İkincisi ise doğrudan doğruya yıkama veya soğutma değişik amaçla kullanılan sulardır. Soğuk formatta fabrikadan çıkıyordur, sanayi testten çıkıyordur. Bunlar atıklarla beraber toprağa, nehirlere, ırmaklara karışmadan, denize gitmeden biz bunları yine ne yapmalıyız? Islah ederek tarımda kullanmalıyız. Bunların göle veya nehirlere karışmasının önlenmesi de büyük bir kazançtır. Sadece tarımda kullanılması değil, çevre kirliliği açısından doğayı kirletme ve hidrolojik döngüyü etkileme açısından da avantajdır. Tabii proses suları dediğimiz fabrika atığı sularının özellikle
yeniden kullanılmasında temel etkenler nelerdir? Çevreye uygunluk ve taahhüt edilmeli. Yani uygun su fabrika tarafından sağlanması mutlaka sağlanmalı. Atık su bertaraf maliyetlerinin azaltılması söz konusu. Üretim artışına ayak uydurur. Yani üretim, tarımsal üretime katkı sağlar. Merkezi atık su arıtma testlerinin getirdiği sınırlamalardan bağımsızdır. Her bir sanayi atığının, sanayi fabrikası yanındaki sistemin çalışması. Değerli minerallere, besinleri geri kazanma şansımız var. Temizlerken, çökertirken veya gerekli kullanımda çoğu zaman su geri kazanımı tek amaç değildir. Biraz önce söyledim. Pek çok amaçlı kullanım vardır. Bu dediğim gibi tarımsal üretimden tutun da ısıtmaya kadar veyahut da yıkamadan tutun da farklı uygulamalara kadar kullanım alanları vardır. Burada da bir sanayiden suyun depolandığı ve bir devir daimle hareket edildiği bir sistemden bahsediliyor. Aynı şekilde sanayiden çıkan su laboratuvarda analiz ediliyor. Belli döngü içerisinde nerede kullanılacağına karar veriliyor. Tarımsal faaliyet için buradan gerekli olan su tarımsal üretime aktarılıyor ve gerisi tekrar sanayiye yönlendirilerek sistem devir daimi sağlanmış oluyor. Evet, son konumuz bu akşamki. Epey uzattım, hakkınızı helal edin. Bir saati aştı konuşma süremiz. Ama bugünkü konumuzda yağmur suyu hasadı, su hasadı ve gri su vardı. Son konumuzda gri su sevgili dostlar. Gri su dediğimizde ne anlıyoruz? Özellikle evsel veyahut da işte fabrika, yine iç kullanımı, fabrika iç kullanımı veyahut da işte bir okul, cami, resmi binalar gibi pek çok yerdeki atık suların bir şekilde depolandığı, değerlendirildiği sisteme veyahut da buradan çıkan sulara gri su adını veriyoruz. Tabii ki bir evden veyahut da herhangi bir hastaneden, fabrikadan çıkan su ana hatlarıyla ikiye ayrılıyor. Bir gri su, iki siyah su. Siyah su nedir? Siyah su evsel atık suyun içerisinde tuvaletlerden, fosfetlikten gelen ve arıtılarak geri dönüştürülmesi mümkün olmayan sudur. Mutlaka bu suyu biz mecburen tahliye edilip yine doğaya vermeden yerel yönetimlerimiz tarafından kullanılması, gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Ama bizim asıl bugünkü konumuz foseptik atığı dediğimiz, tuvalet atığı dediğimiz atıklarımız dışında elimizi yıkarken, çamaşırımızı, bulaşığımızı yıkarken veya farklı uygulamalarda dişimizi fırçalarken akıttığımız sular. İşte bu sular yaklaşık evsel kullanılan suyun %50-80'ini oluşturuyor. Bizim toplam diyelim ki yıllık kullandığımız su 55 milyar metreküp. Bunun da yaklaşık %10-15'i evsel kullanım olsun. Yani 7,5-8 milyar metreküp. 8 milyar metreküp suyun %80'i yaklaşık 6 milyar metreküptür. Önemli miktar su sadece evsel atıklarla gölleri, denizlere karışıyor, çevreye, doğaya zarar veriyor, kirletiyor. Onun için de bu suların kullanımını sadece suyu geri kazanma değil, tarımsal anlamda faydalanma açısından da değerlendirmek lazım. Tabii gri suyu biz, işte dedim ya, konut, okul, hastane gibi bütün işletmelerde veya evsel atık sular dediğimiz bütün bu atık maddelerin değerlendirilmesi, kullanılması olarak anlıyoruz. Gri suyu kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Az kirli gri su, çok kirli gri su. Az kirli gri su dediğimiz duş, banyo, lavabo gibi, el yıkama gibi atıklarımızdan çıkan sulardır. Çok kirli su ise mutfak makineleri, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, deterjan vesaire karıştırılarak atık hale gelen sulardır. İkisinin ıslahı farklıdır ama bir evsel kullanıma baktığımızda özellikle banyo ve duşta toplam bir evdeki suyun %40'ı kullanılıyormuş.
BC veya benzeri rezervde %25, yani pis duvarlara vesaireye basarak %25 toplam kullanılıyor. Aslında en büyük iki tane parametre, su kullanan parametre nedir? Duş, banyo, lavabolar ve WC'lermiş. Diğerleri bunların yanında mutfak %12, çamaşır %13. Dolayısıyla bunların yanında oldukça düşük kalabilmektedir. Evet, bir binadaki gri suyun hareketini, çamaşır makinesi, klozet, el yıkama hepsinden bir boru vasıtasıyla gri su bir tanka alınıyor. Tank içerisinde gerekli ıslahı, bakımı yapıldıktan sonra ya sulama sistemine veya ağaç dibine veya farklı yerlere gönderilebilir. Veyahut da bir yere tekrar depolanarak toplu olarak gönderilebilir. Burada sistemin çalışma hızı ve ilkesinden bahsediyoruz. Yine aynı şekilde bakın. Evde, çamaşırhane, bulaşıkhane, banyo, WC, her yerde kullanılan su bir yerlerde depolanıyor. Bu depolanan su da yine ne yapılıyor? Siyah su ayrılarak bu depolamada diğerleri sistem içerisinde tutularak yine yararlı hale getirilebiliyor. Evet, tabii gri suyun ana kaynağı nedir diye baktığımızda iki tane ana kaynağı var. Şebeke suyu veya yağmur suyu. Yani özellikle biz dersimizin başında anlattığımız gibi yağmur suyu hasatı uygulamalarını geliştirerek yağmur suyundan daha fazla yararlanmayı sağlayıp bu kısmın ikinci kısımdaki dilimi oldukça küçülteceğiz. Yani yağmur suyu israfını, ama bunun gri suya dönüştürülerek tekrar kazanılması dilimini daha da büyüteceğiz. Her bir katta bakın sular en çatıdan itibaren alınıyor, toplanıyor. Sistemdeki tanklara verilerek tanklarda kullanılması sağlanıyor. Burada da evsel kullanım içerisinde farklı uygulamalar ve görüyorsunuz suyu duş alırken vesaire gibi. Burada önemli olan bu sistemin devamlılığı. Sistemi binadan çıkardıktan sonra ağacın etrafında nasıl kontrol edeceğiz? Bu sistem parçaları şeklinde kendini gösterecektir. Gri suyu kullandığımız alanlara baktığımızda rezervuar besleme alanlarında, bahçe sulama evimizin etrafında, araç yıkama, kaba temizlik işlerinde, soğutma kulesi besleme dediğimiz yine farklı su ihtiyacı duyan yapı sistemlerinde, çamaşır yıkamada, süs havuzlarında ve tabii burada sadece dediğim gibi belli yerlerde bahsedilmiş ama suyun çok daha geniş, aklımıza gelmeyecek pek çok yerde kullanılması söz konusu. Peki gri su projelerini nerede yapabiliriz? Özellikle evlerimizdeki tüm konutlarda. Bu amaçla ben Samsun'da Atakum Belediyesi ile bir görüşme yapmıştım. Bir proje yapalım. Atakum'daki bazı evlerdeki gri suları toplayıp altta bir tankta depolayalım. O tanktan daha sonra bir pompa vasıtasıyla tekrar eve pompalayalım. Önce o işine geldi başkanım, kabul etti ama daha sonra baktık ki bu sistemin uygulanmasında maliyet parametresi söz konusu. Biraz geri planda kaldı. Şu anda ben bir an önce bu sistemin uygulanmasını bekliyorum. Böylece bunu belli yerlerdeki konutlarda görebilirsek herkese uygulama şansımız olabilir. Otellerde uygulanabilir, alışveriş merkezi, öğrenci yurdu, ofislerde, iş merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, camilerde, spor, aklımıza gelen her yerde gri su toplanıp depolanıp gerekli bakım yapılarak tekrar kullanılabilir. Önemli olan burada gri suyun kirlenmesidir. Çünkü ister çamaşır makinesi, ister bulaşık makinesi, ister duş, ister farklı şekillerde mutlaka gri suyun içerisinde bir şeyler karışacaktır. Bu kirliliğin seviyesi önemli. Mutlaka gri suyu gerekli dönüşümü yaptıktan sonra hasadına bakmak lazım, özelliklere bakmak lazım. Bu özelliklere göre bitkiye zarar vermeyecek sınırlar içerisinde depolama yapabiliriz. Tabii gri su miktarı kullanılacak tamamen kişinin yaşam koşullarına bağlıymış.
Sosyal ve kültürel alışkanlıklar etkili burada. Ekonomik imkanlar etkili. Gri suyun toplandığı yerlere kişi başlarına ve kişi sayısına bağlı olarak değişik uygulamalar görülebilir, değişik projeler geliştirilebilir. Önemli olan burada doğru projeleme yapmak. Peki temel gri su kavramı nedir? Gri suyu saklama çok önemli arkadaşlar. Uzun süre saklayamazsınız. Çünkü içerisinde bir sürü bakteri, gözle görmeyeceğiniz hastalık etmenleri vesaire olur. Siz suyu depolayıp saklayacağız derseniz bu sefer o su ne yapar? Hastalık etmenlerini kendi içerisinde geliştirerek toprağa, bitkiye, çevreye zarar verebilir. İkincisi, gri su ile teması en aza indirmek lazım. Çünkü gri suda hangi parametreler var? Temas eden ellerden, yara vesaire yerlerden insana nasıl zararlı etkidir onu bilmiyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Gri suyu toprağa sızan birikmesi veya akmasına izin vermeyiniz. Yani bir tarlamız var, tarlamızdan suyun akmasına izin vermeyecek şekilde suyun burada depolanmasını sağlamalıyız. Sisteminizi alabildiğince basit tutun. Bütün sistem için söylüyorum bunu, yağmur suyu hasadı vesaire. Basit tutulması lazım. Burada da gri su hasadında da bir tank. Tanka gelen suların pompalandığı, ondan sonra filtre tankları, suyun iyice 2-3 tane filtrelediğimiz filtre tankları, filtre tanklarından sonra da normal kuruşum yüzeyi veyahut da işte gri suyun filtre edildikten sonra sistem içerisinde doğru yerlerde depolanmasına bakmak lazım. Sistem olabildiğince basit olmalı. Herkesin kullanabileceği bir sistem olmalı. Herkesin yararlanabileceği bir sistem olmalı ve maliyetin düşük olması gerekir. Ayrıca gri su sistemi den kanalizasyon veyahut da foseptik septik sistemlere geçiş kolay olmalı. Aradaki ayrımlar veya bağlantılar ona göre rahat yapılabilmeli. Tabii eşleşme gravity dediğimiz gri su miktarı tamamen bitkilerin su ihtiyacına bağlı olarak, sulama ihtiyacına bağlı olarak kullanılacak bir sistem tasarımı gerçekleşmeli. Evet sevgili dostlar, yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir süreçte konuşuyoruz. Su hasadından bahsettik. Gri suyun yeni dönüştürülmesinden veyahut da farklı yardımcı ünitelerden bahsettik. Önemli olan çevresel sürdürülebilirliğin sağlandığı, sürdürülebilir bir yaşamın, sürdürülebilir bir uygulamanın sağlandığı bir sistemi hayata geçirebilmektir. Şu sistemden 83 milyon vazgeçmeliyiz. Kullan ve at. Kirlet ve at. Kirlet ne olursa olsun. Nasıl olsa bizim problemimiz yok algısından vazgeçmeliyiz. Yaklaşık 15 yıldır üzerinde çalışıyorum. Sürekli anlatmaya çalışıyorum. Bir damla su bir can demektir. Özellikle yağmur suyu hasadı, suyun tekrar geri kazanılması, dönüştürülmesi, dönüştürülebilir su, suyun ıslah edilmesi, kullanılması, ister drenaj, ister sanayi, ister evsel atıkta olsun. Çok önemli bir çalışma alanıdır. Bu konuda artık gerçekten yapılacak çok şey var. Bir noktanın altını çizerek toparlamak istiyorum. Belki daha önceki konuşmalarında da bahsettim. Bilmiyorum, beni dinleyen arkadaşlarım hatırlayabilir. Avusturya'nın bir kentinde bir belediye şöyle bir uygulama yapmış. Şehrin girişine bir pano asmış ve bu panoda 2002'den 2012'ye, 2012 yılı düşün gittiğimde, her yıl şehrin nüfusunu yazmış. Karşısına da o şehirde tüketilen su miktarını yazmış. Bakıyoruz, her yıl şehrin nüfusu artmış ama tüketilen su azalmış. İlginç olan altına yazılan sözdür. Belediye başkanı aynen şu cümleyi altına yazıyor. Benim bu şehirdeki belediyecilik başarım, bu şehirde yaşayan insanlara doğru su kullanmayı öğretmemden geçiyor diyor.
Ne kadar güzel bir felsefe. İşte onun için diyorum, buna hep beraber sahip çıkmalıyız. Ve her kaybettiğimiz bir damla su, her geçen zaman bizim geleceğimizi, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini, onların su kaynaklarının yok olmasına vesile oluyor, zemin oluşturuyor. O nedenle bu akşam beni dinleyen sevgili dostlarımdan şunu rica ediyorum. Ne olur? Önce mevcut su kaynaklarımızı doğru kullanmayı ve geleceğe taşımayı, daha sonra da kirlettiğimiz veyahut da bir şekilde elde ettiğimiz yağmur suyu vesaire suyunu tekrar doğru bir şekilde sisteme kazandırılmasının artık hayatımızda bir felsefe haline getirmeliyiz diyorum. Beni sabırla dinlediniz. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet Elif Hanım, inşallah sıkmadan anlatmışızdır. Hocam çok teşekkür ederiz. Sıkılmadık. Aksine herhalde daha anlatsanız memnuniyetle dinlerdik hocam. Elinize, emeğinize sağlık gerçekten. Çok yani biraz da hocam aslında konu çok geniş. Kesinlikle. Bu kadar zamanda bize bu kadar güzel anlattınız, toparladığınız için teşekkür ediyoruz hocam. Yani tabii ben seyircilerimizden de çok özür diliyorum. Gerçekten şartlar onlar için de bizim için de çok zor. Havada nem oranı şu anda Karadeniz'de nem %90'larda. Sıcaklık yine öyle, şartlar öyle. O nedenle bu zor şartlar altında onlara akşamın bu saatinde hem faydalı olmayı hem de sabırla bizi dinlemelerini sağlamaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gördük ki geri dönüşümü hayatımızda daha çok almalıyız. Sadece su değil aslında, her konuda hocam. Bundan sonra soru cevap şeklinde devam edecek dersiniz hocam. Ben katılımcılarımıza yine hatırlatmak istiyorum. Lütfen bizi takip etmeyi sakın unutmayın. Çünkü soru cevap bölümümüzden sonra 5 soru quizimiz olacak arkadaşlar. Kaçırmayın bunu. Ve hocam ben yağmur suyu hasadı hangi bölgelerimiz için daha elzem sizce diye sormak istiyorum. Evet. Tabii aslında bölgeler bazında ayırmamak lazım. Yani yağmur suyunu bulduğumuz her yerde hasat etmemiz lazım. Yeter ki onu bulalım. Hatta ben birkaç belediyeye şunu önerdim. Dedim ki ne olur, belediyeler şehir içerisinde her tarafı beton yaptık. Sokakları, caddeleri beton yaptık. Ve bunun sonucunda bir bakıyorsunuz şehirlerde de artık su baskınları meydana geliyor, evlere vesaire. O zaman dedim bu şehir içerisindeki bu suları yağmur yağmaya başladığında bu beton yüzeyinde, asfaltta, yollarda, değişik yerlerde, yani çatılardan gelen ayrı. Bir şekilde yönlendirelim havuzlara, küçük göletlere vesaire. Daha sonra da o şehrin park, bahçesi, çevre sulamasında oradan yararlanalım. Böylece mevcut suyumuzu bir daha orada kullanmayalım. Yeraltı suyumuzu, barajlardaki suyumuzu, depoladığımız suyumuzu kullanmayalım. O yağmur sularımızın hem boşa akıp gitmesini önleyelim. Burada şöyle bir eleştiri geliyor hocam. Suyu siz yağmur suyu akacak, gidecek, denize gidecek, oradan buharlaşacak, hidrolojik döngü oluşacak. Hidrolojik döngüyü etkileyen ana parametre suyun kirlenmesidir. Suyu kirletmediğimiz sürece, o yağmur suyunu biz kullandığımız sürece hidrolojik döngüye katıyoruz zaten. Buharlaştırıp tekrar geri veriyor. O da bir sıkıntı yok. Ama suyu kirletirsek, çevreyi kirletirsek o zaman hidrolojik döngü etkili oluyoruz. Onun için de tabii öncelikle maalesef şu anda kuraklığı çok şiddetli yaşadığımız bölgelerde erkenden başlamalıyız. Bunu yıllardır söylüyoruz. İnşallah seneye bizi dinleyen arkadaşlarımız o bölgelerde yağmur sularını kış aylarında depolayarak en azından şimdi bir çözüm olarak kullanabilirler. Çözüm olarak ele alabilirler. Yarın akşam belki yine bahsedeceğim ama bakın ben
size geçenlerde bir röportajım, hatta gazete haber olarak çıktı. Söylemek istiyorum. Bana geldi bir takım çiftçilerimiz fındık bahçesiyle ilgili. Hocam siz bunu anlatıyorsunuz ama bizim bahçelerimiz %50-60 eğimli. Bu eğimli araziyle yağmur suyunu biz nasıl hasat edeceğiz, nasıl kullanacağız? Ben de dedim ki çok basit. Bu Korege borular dediğimiz siyah borular var, görmüşsünüzdür. Özellikle drenaj veya su hareketinde su taşınmasında. Belediyeler, işte yerel yönetimler burada devreye girmeli. Çünkü özellikle büyük şehirlerde artık en ucra noktaya kadar yerel yönetimlerin bu noktada sorumluluğu var. Bu Korege borularından ya düşük krediyle veya ucuza veya bedava çiftçilere verse, eğimli arazide şunu ben bir boru olarak düşüneyim. Arazinin üst kısmından bir karık açsam, kanal açsam, bu boruyu bu kanala yerleştirsem, üzerini kapatsam, borunun iki tarafını da kapatsam ve bu boruya gelen yukarıdan yağmur suyunun akacağı dere yatağı veyahut da yüzey akışın ana kanalını borunun giriş ağzına doğru yönlendirsem ve orada bir kapak yapsam. Su akmaya başladığında kapak açılarak borunun içerisinde su dolsa, suyun akması durduğunda kapak kapanarak su içeride hapsolsun. Ondan sonra bu borunun yüzeyine küçük vanalar, delikler açıp vanalar koysam ve birer damla sulama boruları, lateralleri yerleştirsem, yukarıdan aşağıya fındık ocaklarının etrafında veya meyve bahçelerinin etrafında meyvelerin dibine doğru bu boruları uzatsam, işte yazın bu kurak günlerde vanayı açıp kışın o Korega borularda depoladığım suyu orada sulamada kullansam kötü mü olur? Faydalı olmaz mı? Onun için bakın, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi diyemeyiz. Karadeniz'de bile ben bunu öneriyorum. Fındık bahçesinde bile, yani her yerde yağmur suyunu kullanabileceğimiz alanlar ve imkanlar var. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bu çim sulama gibi işlerde yağmur suyu kullanmak ne kazandırır? Hatta zamanla bu zorunlu olabilir mi? Yani temiz su yerine yağmur suyu kullanmak zorunlu olabilir mi? Biraz önce söyledim artık işte şeyde Çek Cumhuriyeti'nin o Tabor kentinde gördüğüm belediye şunu mecbur hale getirmiş. Demiş ki park bahçenizde, evinizin etrafındaki bahçenizde, evinizin arabanızı yıkamada, evinizin önünü yıkamada kesinlikle şehir suyundan yararlanacaksınız. Şehir suyunu sadece içme ev içi tüketimi için kullanacaksınız. Nereden yararlanacaksınız? Yağmur sularınızı depolayacaksınız, onunla yapacaksınız. Bunu belediyelere aktaralım. Belediyeler artık kendini mecbur hale getirmeli. Demeli ki örneğin bir A belediyesi, B belediyesi. Ben bu şehrin içerisindeki bütün çim alanlarımı, park bahçe alanlarımı kesinlikle mevcut su kaynaklarımdan, yani yer altındaki kuyulardan veya ırmaktan, barajdan, göletten gelen sularla sulamayacağım. Yağmur suyumu depolayacağım. Yağmur suyu göller oluşturacağım. Bu yeraltı depoları olabilir veyahut da küçük yeraltı barajları olabilir. Bunlarla şehrimin içerisindeki bütün park, bahçe, çim vesaireyi sulayacağım diyebilmeli. Önce örneği belediyeler geliştirmeli. Ondan sonra da bütün vatandaştan bunu istemeliyiz. Bu bir mecburi hale gelmeli. Tabii yağmur suyunun geliş noktası, örneğin bir tarım arazisinde yüzey akıştan gelen yağmur suyu, yüzey akışa geçerken toprak partiküllerini, besin elementlerini çözerek için aldığı için çok zengin halde gelir. Mesela bir dereye, ırmağa sel olduğunda bulanık deriz biz. Çok partiküller, küçük tanecikler vesaire olur. Orada da doğrudan doğruya geçtiği yerdeki besin elementlerini ve toprağı parçalayarak içine almıştır. Ama çatıdan vesaireden toplanan yağmur suları ise sadece havanın içerisindeki bir takım bileşik ve tozlar alarak gelmiştir. Dolayısıyla yağmur suyun elde ettiğimiz kaynak da, onun nerede nasıl kullanılacağı, ıslah edilmesi, nerede ıslah edilebileceği noktasında biz önemli bir ipucu veriyoruz.
Evet hocam. Hocam peki sizce ülkemizde ne kadar bir sürede yağmur suyu hasadı yaygınlaşır? Valla dedim ya, yani bu konuda tamamen bir şeye bağlı. Devlet politikası oluşturmaya bağlı. Şu aşamada biliyorsunuz 22 Mart Dünya Su Günü'ydü. Türkiye'de iki tane şey oldu. 22 Mart'ta İzmir'de 12 Büyükşehir Belediyesi ve 12 tane yerel belediye, 24 belediye bir araya gelerek su ile ilgili bir deklarasyon yayınladılar. Hemen bir hafta sonra da Tarım Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ilk su şurası toplandı. Su kanunu çalışmaları başladı vesaire. Dolayısıyla eğer devletimizin yetkili ve ilgili birimleri bu konuda gerek masraflar, gerek maliyetler, gerek vatandaşın desteklenmesi noktasında eğitim, uygulama ve kaynak oluşturmada öncülük ederlerse ben bu milletin çok kısa sürede birkaç tane örnekle bu işe hızlı bir şekilde adapte olacağını düşünüyorum. Ama tabii burada en önemli parametre çileyi çekendir. Şu anda kuraklığı yaşayan insana bunu kabul ettirmeniz çok daha kolaydır. Her gün yağmur yağan insana bunu kabul ettiğini dinletemezsiniz. Dolayısıyla tabii oradan başlayarak devam etmek daha doğrudur. Peki hocam, teşekkür ederiz. Hocam, yağmur suyu hasadı yapmak isteyenler teknik bilgi için nereye başvurmalı? Bununla ilgili mühendislik hizmetleri nereden alınabilir? Valla su hasadı, su ile ilgili su mühendisliğinin konuşulduğu, su mühendisliğin özellikle tarımda suyu konuşulduğu bence tek yer var. Ziraat fakültelerinin tarımsal yapıları ve sulama bölümleri. Sulama mühendisliği olarak dünyada irrigation engineering diye geçiyor. Ama bizim ülkemizde bu bölümler tarımsal yapıları ve sulama bölümü diye geçiyor. Doğrudan doğruya su mühendisleri, sulama mühendisleri yetiştiriyoruz. Burada suyun her yönünü öğretmeye çalışıyoruz. Öncelikle bunlara başvurmak lazım. Tabii diğer branşlarda da zaman bu konuya ilgi duyan arkadaşlar, çevrede veyahut da inşaatta belli ölçüde duyan arkadaşlar var. Ama işin ana sahibi, ögesi ve ana konuya vakıf olan ekip Ziraat Fakültelerinin tarımsal yapılar ve sulama bölümleridir. Hocam teşekkür ederiz. Hocam ben katılımcılarımızın sorularını bize aktarması için Nisa Su arkadaşımıza söz vermek istiyorum şimdi. Evet Nisa Su sendeyiz. Tabii Elif Hanım. Öncelikle teşekkürler hocam. Çok güzel bir sunum oldu. Hemen sorularla başlıyorum ben. Hayriye Ertan sormuş. Hocama teşekkür ediyoruz. Görsel olarak verilen tüm bilgiler PDF olarak bizlere ulaşabilir mi? Gruplarda paylaşıp yaygınlaştırması açısından hocam için sakıncası yoksa diye iletmiş. Teşekkür ederim Hayriye Hanım'a. Benim açımdan sakıncası yok. Ben zaten Elif Hanım'a gönderiyorum. İlgili arkadaşlar Elif Hanım'dan alarak kullanabilirler. Teşekkürler hocam. Nurcan Örtügen Gök arkadaşımız sormuş. Öncelikle yararlı bilgiler için çok teşekkürler. Arazimizin yanındaki dere yatağında taşkın suyunu hasat etmek istesek yasal olarak başvurumuz gereken bir yer var mıdır? Teşekkürler. Evet tabii şu anda Türkiye'de su yönetimi ve suyun kontrol edilmesi noktasında ana kurum Devlet Su İşleri. Bu konuda da yetkili kurum Devlet Su İşleri. Tarım Bakanlığımızın biliyorsunuz bir alt birimidir Devlet Su İşleri. Direkt bakanlığımıza müracaat ederek bakanlığın ilgili birimlerinin gerekli yönlendirmeleri yapılmalı. Ama en kısa sürede şu su yasası çok önemli. Bunu önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkacaktır. İnşallah çıkar üzerine çalışmalar devam ediyor. Su yasası çıktığında tabii bir su kurulu dediğimiz üst su şurası kurulacak. Bu üst su şurasına bağlı olarak gelişen illerde su yönetim birimleri olacak. O zaman tabii bu işleri kontrol edecek olan o. Ama şu anda mevcut haliyle bu işte gerekli desteği yönlendirmeyi Tarım Bakanlığı ve onun alt birimleri olan Devlet Su İşleri ilgili birimleri devam etmekte.
Teşekkürler hocam. Hayriye Ertan sormuş. Balkona biriken yağmur sularını evdeki saksı çiçeklerine kullanmak faydalı olur mu? Şehirdeki egzoz gibi atık gazlar yağmur suyuna olumsuz etki yapar mı? Evet, güzel bir soru. Birincisi balkonda kullanılan yağmur suları tabii ki olur. Çünkü yağmur havada hareket ederken havanın içerisindeki bazı besin elementleri, hava çünkü bir sürü çözünmüş gaz taşıyor. Bu gaz içerisindeki partiküller vesaire zaten yağmur nasıl oluşuyor? Bu havadaki parçacıkların etrafında nem belli büyüklüğe ulaşıyor. Ondan sonra parçacıklar taşıyamaz hale gelerek yeryüzüne hareket ediyor. Dolayısıyla bunların içerisindeki bu şeyler onun suyun gerekli besin elementi zenginliği oluşur ki biz zaten bütün suları kullanırken mutlaka onun analizini yapıp içeriğine bakıp kullanmamız lazım. Aksi takdirde siz normalde bir kanaldan, barajdan, göletten, denizden aldığınız suyu da içeriğine bakmadan kullanamazsınız. Çünkü sizi yanıltır. Belki A maddesi çok fazla, B maddesi çok düşüktür. A maddesi vermeniz sizin için bir fayda değil. B maddesinin düşük olması da büyük bir zarar olabilir. O zaman onları destekleyecek, besleyecek bir sistemi kurmamız lazım. O nedenle de biz tabii ki bu noktada balkonda vesairede nerede toplamışsak onun küçük bir analizini yaptırarak, kalite analizini yaptırıp rahatlıkla kullanabiliriz. İkinci bir sorusu vardı, pardon. Egzoz gibi atık gazlar yağmur evet, suyuna olumsuz etki yapar mı? Kesinlikle maalesef hava kirliliği, çevre kirliliği doğrudan doğruya etkiliyor. Çünkü yağmur tanecikleri havada hareket ederken havanın içerisindeki pek çok bileşiği bünyesine alarak hareket ediyor. Bunu gaz formunda veya partikül formunda olabilir. O nedenle kesinlikle çevre kirliliği. Zaten bizim en çok korktuğumuz ve endişe ettiğimiz nokta suyun hidrolojik döngüsüne çevre kirliliğini vereceği. Sadece topraktaki kirlilik değil. Suya karışan kirlilik değil, hava kirliliği veya benzeri kirliliğin vereceği o katkılar, olumsuz etkiler gelecekte o hidrolojik döngüyü ve insan yaşamını, su döngüsünü etkileyecektir. Teşekkürler hocam. Salim Arslan sormuş. 12 dönümlük gojiberi çiftliğim için 240 tonluk havuz yaptırıyorum. Damlama sulama sistemini çektik. Havuzun üstünde boşa akan bir kaynak suyu da var. Yağmur suyunu da kullanmak istiyorum. Ancak havuz maliyeti 100 bin tutuyor. Bu noktada devletin bir desteği yokmuş diyerek soru işareti koymuş. Yani doğrusu bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. Biz de bu su yasası çalışmalarında ifade ediyoruz. Öncelikle su hasadı ile ilgili yerel yönetimlerin sadece suyu hasat edecek sistemlerin kurulmasını bedava planlamak veyahut da çok düşük kredilerle Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi bankaların kredi vermesi, uzun vadeli kredi vererek vatandaşın kolay kullanması sağlanması öncelikle önerilerimiz, hedeflerimiz arasında. İkinci olarak da belli büyüklükte yatırımların gerek Tarım Bakanlığımızın ilgili birimleri, gerekse İPART desteğindeki kırsal kalkınmanın veya devlet su işle ilgili birimlerce mutlaka kontrol edilerek desteklenmesi mutlaka bu anlamda önemli. Teşekkürler hocam. Dilay Şentürk sormuş. Zaman zaman yaşanan asit yağmurlarının yağmur sularının sarnıçlarda depolanması öncesi veya sonrasında tarım arazilerinde veya diğer alanlarda kullanımından önce hangi önlemler alınabilir? Başta da ifade ettim. Hangi şartlar altında olursa olsun bütün suları biz analiz ederek kullanmalıyız. Bakmadan ya ben havadan geldi yağmur suyu bunu direkt kullanabilirim demek bizi doğru bir sonuca götürmez. Burada besin elementleri eksiği olabilir, asit yağmurları nedeniyle asit içeriği çok yüksek olabilir veya bitkiye zararlı bir başka madde olabilir. Onun için de mutlaka biz elde ettiğimiz her suyu analiz etmeliyiz. Ona göre de yol haritası belirlemeli. Demeliyiz ki örneğin yağmur suyu tamam bu suda bir problem yok. Bu bölgede toplanan suları herhangi bir işlem yapmadan kullan veya diyebiliriz ki bu bölgede şu elementler eksik.
Bunu giderecek ya toprak veyahut da ilave besin elementleriyle bunu zenginleştirip kullanabilirsiniz diyebilmeliyiz. Teşekkürler hocam. Savaş Uzunoğlu sormuş. Deniz suyunu arıtmak yüksek teknoloji ve yüksek maliyet gerektiren bir süreç. Sizce yakın zamanda bu sürecin maliyetini düşürerek deniz suyunu da su ihtiyacımız için kullanmaya başlayabilir miyiz? Türkiye açısından henüz daha bu öyle bir söylemişin erken. Çünkü ülkemizde evet su kıtlı olan bir ülke ama mevcut kaynaklarımızın sürekliliği ve devamlı açısından baktığımızda Türkiye'de eğer suyumuzu doğru kullanır, doğru yönetirsek geleceğe taşıyabilecek kadar suyumuz var. Ama yine tekrar ediyorum, doğru kullanmak ve doğru geleceğe taşımak. Aksi takdirde biz her türlü suya ihtiyaç duyarız. Bizim şu aşamada bence bu noktada yapmamız gereken vatandaşa su tasarrufunu öğretmek, atık suları, geri dönüştürülebilir suları kullanmayı öğretmek ve bu noktada duyarlı bir alttan gelen nesil yetiştirmektir. Diğerleri yani pek çok şey söylenebilir ama çok afaki detaylara gitmenin de bir anlamı yok bu noktada. Teşekkürler hocam. Resul Altuna sormuş. Su tankı alırken suyun uzun süre korunması için renginin mavi mi beyaz mı olması daha iyi? Evet, tankın rengi suyu korumaz. Öyle söyleyeyim. Tankta kullanılan plastiğin özelliği korur. Plastikler de biz genellikle işte termoplastlar, duroplastlar veyahut da üretildiği yerlere göre polietilenler, polyesterler, metil metakrilatlar, metil bromitler veyahut da polivinil klorit gibi farklı malzemelerden yapılmış plastiklerden bahsediyoruz. Siz bunların sert plastikten elde edilen varil veya benzeri su yapılarını eğer plastikten, malzemeden anlamıyorsunuz anlayamazsınız. Önemli olan burada su içinde kaldığında suyu uzun süreli saklayabilecek. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Ondan sonra da bu suyu doğru kullanabilecek bir depolama sistemi geliştirmek. Plastik olsun vesaire olsun. Yoksa dediğin gibi vatandaşın bu konuda yani ben yeşil plastiği veyahut da beyaz plastiği kullandım. Ancak nedir? Dışarıdan bizim kısa orta dalga boylu ışın dediğimiz ışınların geçimi noktasında bir etkidir. Zaten onun için de o plastikler katkı maddeleri üretilir. Bunlar da belli ölçüde sınırlandırılmıştır. O nedenle renkten ziyade içeriğin görüp görünmemesi ama önemli olan suyun doğru kullanılmasıdır. Teşekkürler hocam. Zeki Dağlı sormuş. Akdeniz bölgesinde yazın neredeyse hiç yağmur yağmıyor. Kışın yağan yağmuru yazın kullanılabilir mi? Yağmur suyu hasadıyla. Teşekkürler demiş. Vallahi niye kullanamazsın? Hasat edip bir yerde depolayabiliyorsan kullanabilirsin elbette. Her yerde kullanılır yani. Teşekkürler hocam. Arif Sankur sormuş. Hocam su hasadı ile tarım için arazide topladığımız su toprağın tuzunu arttırmaz mı? Baştan beri söylüyorum. Suyun mutlaka analiz edilmesi lazım. Su hasadı ile elde ettiğimiz suyu direkt toprakta kullanmamız zaten mümkün değil. Bir de farklı şekillerde hasat ettiğimiz suyu kullanabilmek için her birinin özelliklerine bakmamız lazım. Ancak o noktada hangi noktada zarar olacağını, seviyesini, düzeyini kestirmemiz mümkün olur. Aksi takdirde zaten analiz etmeden, bakmadan hiçbir suyu kullanılmasını önermiyoruz. Teşekkürler hocam. Ahmet Aslantaş sormuş. Hocam çok teşekkür ederim. Sorum anahtar hattı, K-Line ve Yeoman pulluğu hakkında ne söylemek istersiniz? Saygılarımla. Yani bu söyledikleri her bir pulluk ve uygulama aslında arazi yüzeyinde karıklar açmak amacıyla kullanılan pulluklardır. Biraz önce ben örneğin Negarin sisteminde veya farklı sistemde işte bu pullukların bazılarının kullanılabildiğini söyledim. Dediğim gibi tüm mesele biz yağmur suyunu
nasıl araziyle depolayacağımıza karar vermektir. Bir depoda mı depolayacağız? Toprağın içerisine sızdırarak, sızdırma kanalları oluşturup toprağın içerisinde toprak suyu olarak mı depolayacağız? Önemli olan buna karar vermektir. Ondan sonra da bu söylediğimiz her bir kulluk veya aleti suyun hasadı, tarımsal faaliyeti kullanılmasına bize katkı sağlayacaktır. Teşekkürler hocam. Duran Gül sormuş. Hocam selamlar. Yağmur sularının saf su olarak, akünün suyu olarak kullanılabilir mi? Ben çok önermiyorum. Evet, kullanılabilir. Nasıl kullanılır? Çok hijyenik bir havada, temiz, çevre kirli olmayan bir ortamda elde edilen ve geçtiği kanallarda vesaire hiçbir şekilde çevreyle temas etmeden kirlenmemiş yağmur suyu elde ediyorsanız kullanılır. Ama arabamız açısından baktığımızda bu yağmur suyunu aynı zamanda fıskiyelerle ne yapacağız? Cama, yani arabada kullandığımızda fıskırtacağız. Bu sefer hafif tuzlu olursa camlarda tuz lekeleri, metalde tuz lekeleri vesaire, onun için de çok bu noktada önermiyorum. Teşekkürler hocam. Hayriye Ertan sormuş. Bizim basitçe analiz yapabileceğimiz bir yöntem var mı? Yani burada yöntemden bahsederken neyi kastetmek istedi onu anlamam lazım ama tabii vatandaşımızın böyle suya hemen elini dokundurmakla, bakmakla karar verebileceği bir su değil hiçbir zaman için su. Su çok kompleks bir madde. Onun için de suyun içerisindeki bazı besin elementleri, makro mikro elementlerin bakımını ilgili birimlerde yaptırmak gerekir. Vatandaşın kendi imkanlarıyla bu sistemde bunlara bakabilmesi oldukça zor ve maliyetlidir. Teşekkürler hocam. Taner Yıldız sormuş. Su hasadı konusunda bölümünüzün tarafından yürütülen herhangi bir çalışma ya da proje var mıdır? Teşekkürler. Var. Hatta Vezirköprü'de, Bafra'da, değişik yerlerde özellikle yağmur suyu hasadı noktasında yağmur suyu hasadının toprak içerisinde depolanıp bitki yetiştiriciliğine biraz önce sunuda resimler olarak gösterdik. Kullanılan çalışmalar çok güzel sonuçlar aldık. Tabii bunu diğer alanlara aksettirmek de inşallah genç arkadaşların işi olacak. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz Nisa Su. Hocam artık quizimizin saati geldi. Sizi de biraz yorduk. Bir 5 dakika dinlendirmek istiyoruz. Bir nefes alın, bir de nefeslenin. Biz de bu arada quizimizi yapalım. Sonra birlikte soruları değerlendiririz hocam. Olur. Görüşmek üzere hocam. Evet arkadaşlar, quizimizin vakti geldi. Ben birazdan gruptan, test tarlası grubumuzdan paylaşacağım. Linkimizi profesöründen öğrenelim WhatsApp gruplarımızdan ve YouTube chat bölümünden paylaştım. Sınavımızı başlatıyorum. Başarılar diliyorum. 5 sorudan oluşacak. 5 dakika sürecek sınavımız. Sınav sırasında, yani testimizin devam ederken kesinlikle konuşmayacağım. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Başarılar diliyorum. Evet, şu an gönderdim. Ben de hemen ekranımı paylaşayım. Sınavımı takip edelim arkadaşlar.
Evet. Quizimizi tamamladık arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Ben hemen soruları okumaya başlıyorum. Evet, birinci sorumuz yağmur suyu hasadının faydaları nelerdir diye sormuştuk. Doğru cevabımız hepsi şıkkı olacaktı. %83 oranla katılımcılarımız doğru cevaplamış soruyu. İkinci sorumuz su hasadının en önemli hedefi aşağıdakilerden hangisidir dedi. Doğru cevabımız yine hepsi olacaktı. %88 katılımcılarımız doğru cevaplamış. Hocam gayet güzel oranlarla gidiyoruz. Üçüncü sorumuz yağmur suyu hasadı nedir gibi. Doğru cevabımız yağmur suyunun yeniden kullanım için yerinde biriktirilmesi ve depolanması olacaktı. %91 katılımcılarımız doğru cevap vermiş. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi gri su kullanım alanlarından değildir? Doğru cevabımız kişisel temizlik olacaktı. %80 doğru cevap vermiş katılımcılarımız. Beşinci sorumuz gri su nedir idi? Doğru cevabımız siyah su. Tuvalet suyu haricinde bir evden boşaltılan atık suların genel adı olacaktı. Yine %90 oranla katılımcılarımız doğru cevap vermiş. Hocam süper bu akşam. Evet, bu akşam ya dikkatli dinlemişler ya konuya vakıf seyircilerimiz. Evet, tebrik ediyoruz tüm katılımcılarımızı. Hemen listemize bakıyorum ben. Hatice Kaya 5 soruya 49.7 saniyede doğru cevap vererek birincimiz oldu bu akşam. Uğur Arslan 5 soruya 57.2 saniyede doğru cevap vermiş ve ikincimiz oldu. Üçüncümüz de Kocadağlı Ahmet 5 soruya 1 dakika 5 saniyede cevap vererek tamamlamış sınavı. Dördüncümüz Şengül Koç, beşincimiz de Sena olmuş. Tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum tekrar. Ama ben burada 3 ve 4. Arasında 1 saniye var. İkisini de 3. ilan edin diyorum. Birisi 1 dakika 5 saniye, birisi 1 dakika 6 saniye. 1 saniyelik bir fark o kadar önemli değil. Onun için 2 tane 3. olsun. Evet hocam, hız da önemli. Bu izinimizde. Evet, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz katılımları için. Hocam ben şimdi bu dersle ilgili katılımcılarımızın paylaştıkları duygu, düşünce ve yorumları bize aktarması için Samir arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Evet Samir, sendeyiz. Teşekkür ederim Elif'ciğim. Hocam bugünkü ders için çok teşekkür ederim. Gerçekten bilgimize bilgi kattınız. İzninizle ben duygu ve düşünceleri okuyayım. Değerli müdürümüz İbrahim Irmak, değerli hocam bu güzel programla yeni ufkumuzu açacak. İyi dersler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Uğur Arslan, merhabalar. Mevlüt Akça'da, hocam iyi akşamlar demiş. Celal Mert Arslan, teşekkürler ve gül buketi göndermiş. Günay Doğan, Sertcan Sarı, Ebru Vura, Özlem Şimşek, Rüstem Akyol, iyi akşamlar ve iyi dersler demişler. Sema Özcan, ben de 19 Mayıs Üniversitesi mezunuyum. Saygıdeğer Yusuf hocamıza çok teşekkür ediyorum. Saygılar hocam, tarımda girişimcilik dersinde su ısrafı üzerine yaptığınız sunum için de ayrıca teşekkür ediyorum demiş. Şerife Ünal, güzel bir eğitimle herkese merhabalar demiş. Plantsof isimli katılımcımız, iyi akşamlar. Halil Çelik Beyler yayınlar demiş. Güneş Erdil Karama, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Seher Başdemir, iyi akşamlar demiş. Esen Ocak, iyi akşamlar. İklim değişikliği yerine iklim krizi dememiz gerekli. Çünkü son yıllarda yaşadığımız bu diye teşekkürlerini iletmiş. Taner Yıldız, sayın hocam verdiğiniz bilgiler çok teşekkürler. Selam ve saygılar demiş. Dilay Şentürk, merhaba hocam. Değerli aktarımlarınız için çok teşekkür ederim demiş. Günay Doğan, hocam emeğinize sağlık, verimli bir ders, teşekkür ederim. Savaş Uzunoğlu, değerli katılım anlatımınız için teşekkür ederim demiş. Sertap Aslantaş, Yusuf hocam günlerce dinlerdik sizi, çok teşekkür ederiz, harika bir dersi demiş.
Nudiye ünlü Türk, çok değerli bilgilerdi. Teşekkür ederim. İnşallah hayata geçirmek mümkün olur. İş belediyede bitiyor diye düşüncesini iletmiş. Dilay Şentürk, tüm bu temennilerin en yakın zamanda hayata geçirebilmesi dileğiyle hocam. Çok faydalı ve yerinde bir eğitim oldu. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık demiş. Kübra Tüfan, herkesin emeğine sağlık. Hocamızın anlatımı yine mükemmeldi. Ağzınıza sağlık hocam. Saygılar, iyi akşamlar demiş. Yusuf Akbulut, kolay gelsin, iyi eğitimler demiş. Doktor Figen Ar, bir damla su bile çok kıymetli. Hepimizin köyde, şehirde, her yerde yapacağı çok şey var. Teşekkürler demiş. Sibel Gilgil, hocam çok değerli bir eğitim oldu. Emeğinize sağlık demiş. Biz de katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Twitter üzerinden bu ders etiketiyle gelen duygu ve düşünceleri sizlere aktarayım. Sertap Önal Aslantaş, bu ders harika bir dersti. Su konusu daha detaylı bir şekilde zorunlu vatandaşlık dersi olarak okutulmasını isterdim. Çok dolu dolu bir dersti. Yusuf hocamıza çok teşekkür ederim. Tabii ki tüm ekibe de bize teşekkür ediyoruz. Günay Doğan, bu ders hocam çok güzel, verimli bir dersti. Su kaynaklarının korunması, kullanılması ile herkesin yapacağı bir şeyler olduğunu bizlere hatırlattığınız için teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Puanım 10 üzerinden 10 demiş. Damla Biricik, bugünkü dersimiz hayatımızın olmazsa olmazı, suyun değerini ve korunmasının gerektiğini tekrardan hatırlattı. Yağmur suyu hasadı ile ilgili de yepyeni ve önemli bilgiler edindim. Hocamıza güzel ve akıcı anlatımı için teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. 10'da 10 demiş. Biz de teşekkür ediyoruz değerli katılımcılarımıza. Evet hocam, bugünkü ders çok mükemmel geçti. Duygu ve düşünceler gelmeye devam ediyor. Şimdilik benlik bu kadar. Söz evet, sende. Ben de bütün katılımcılarımıza, dersi dinleyenlere ve ekibe teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Samira. Evet hocam, yavaş yavaş ben artık dersimi toparlamak istiyorum. Önce ekip arkadaşlarıma, daha sonra size söz vererek dersimizi bitirmek istiyorum ama bizim yine daha önce katıldığınız için biliyorsunuz formatımızı. Profesörden tavsiyeler bölümümüz vardı. Hocam, meslektaşlarımız, çok sevdiğim meslektaşımız ve öğrenciler bizi izliyor, öğrenci arkadaşlarımız. Onlar için ne söylemek istersiniz? Siz de duayen bir hoca olarak bize ne söylemek istersiniz hocam? Nasıl tavsiyelerde bulunmuşsunuz? Estağfurullah. Şimdi geçenlerde Kızılay'da yaklaşık 50'ye yakın genç arkadaşımıza bir eğitim çalışması vermiştik. O eğitim çalışmamızın da 3 tane ayağı vardı. Ayaklarından bir tanesi de gençlerde değer algısı ve değer oluşturma, değer kavramı üzerine sohbet etmiştik. Bizi dinleyen çok kıymetli dinleyenlerimiz, meslektaşlarımıza da şunu ifade ediyorum. Öncelikle biz kendimizi sevmeyi, kendimize saygı duymayı öğrenmeliyiz ki başkalarını sevmeyi ve başkalarına saygı duymayı öğrenelim. Kendini sevmeyen, kendisine saygı duymayan, sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenemeyen, bilmeyen insanın topluma da faydası olmaz. Bizim buradaki gayretlerimiz, işte ekip olarak sizlerin gayretleri, bizim gayretlerimiz kesinlikle bu çerçevede değerlendirilmeli. Dolayısıyla biz olaya bakarken de, olayı değerlendirirken de kesinlikle bu anlamda değerlendiriyoruz. Bir şeyle toparlamak isterim. Bir kağıt örneğini verdim geçenlerde. Şöyle bir kağıdı elimize alalım. Böyle bir kağıdı elimize aldığımızda bakın bu kağıt tertemiz. Şu anda görünüyor. Bu kağıdın üzerine küçük bir nokta koysak karşıdan bakan herkes bu noktaya dikkat eder ve kağıt kirli der. Doğru mu Elif? Halbuki bu kağıdın aslında %99.9'u temiz, küçük bir nokta var burada. Ama bizim dikkatimiz bu noktaya doğru yöneliyor. Bu da şunu gösteriyor. Biz insanları, toplumu, olayları değerlendirirken
Hemen bir şeyi ele alıyoruz. Görünen bir hatayı, bir kusuru, bir kiri ele alıp bütün kağıdı kirli diyoruz. O insana da kirli demeye başlıyoruz. O insana bunu bir kimlik olarak yakıştırmaya başlıyoruz. Halbuki bundan uzaklaşmamız lazım. Eğer bize bakan, şu anda izleyenlerimiz bu kağıttaki noktayı değil de bu kağıdın beyaz taraflarını görmeye başlarlar, buna bakarlarsa bir müddet sonra o noktayı görmezler. O noktanın görülmediğini fark ederler. Onu yok ederler. Ama biz sürekli o noktayı görmeye çalışırsak, o nokta üzerine yoğunlaşırsak, hepimiz onun dedikodusunu yaparsak, bu sefer o yara büyür, o nokta, o kağıtta daha büyük hale gelir. Ve bizi izleyenler lütfen şunu unutmasınlar. Bu kağıdın üzerindeki siyah noktayı karalayarak yok edemezsiniz. Bak, karaladım. Evet, nokta gözükmüyor ama kağıtta daha büyük karalama olsun. Dolayısıyla bir olayı kaşıyarak, bir olayın dedikodusunu yaparak, bir olayın üzerine sürekli giderek o olayı çözemeyiz. Tam tersine büyütürüz, kangren haline geliriz. Onun için de toplumda bizim birbirimize olan sevgi ve saygılarımıza buna dikkat etmemiz lazım. Bir de bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bakın siz bu noktayı görüyorsunuz ama ben arkadan baktığım için görmüyorum. Yani hepimiz elimize birer kağıt alsak, kendi tarafımızdaki kara noktayı görmüyoruz ama başkası bizim kara noktamızı görüyor. O zaman başkalarının kara noktası değil, kendi kara noktalarımızı bakmamız, onu düzeltmemiz lazım. Ha, göremiyorsak başkalarının kara noktalarını kaybetmeyi, bakış açımızı değiştirelim. Bakın kağıdı biraz çevirdim, şu anda göremezsin o noktayı. Dolayısıyla baktığımız bakış açısını da değiştirmemiz lazım. Onun için de bizim, özellikle benimle bu sohbetlere katılan, birlikte olduğumuz dostlarımızdan hep istediğim şu, farkındalık oluşturmamız lazım. Bizim farklı olmamız lazım. Bizim toplumda rol model, örnek olmamız lazım. Bunun da yolu, insanların kusurlarını, hatalarını tartışmak, onları gün yüzüne çıkarmak değil, tam tersine onları kapatacak, onları görmeyecek, onları yok edecek, çözümler üretecek ve birbirimizle sevgi ve saygı bağlarını güçlendirecek bir anlayışı geliştirmektir. O zaman farklı bir toplum, o zaman ufku olan, vizyon olan bir toplum haline geliriz. O zaman birbirimizi sevmeye başlarız. Aksi takdirde kaşın üzerinde gözü var, gözün üzerinde kaşı var, saçında beyazı var diye tartışmaya başlarsak, tartışacağımız problemler her birimiz için bitmez. Bana bazen soruyorlar, hocam nasılsın diyorlar. İyi taraflarım var diyorum. Hocam kötü taraflarınız da mı var? Elbette var diyorum. Ben insanım. Haşa, ne peygamberim ne meleğim. Hatasız falan değilim. Elbette hatalarım var, kusurlarım var. Ama iyi taraflarım kötü taraflarımızdan fazlaysa iyi insanız demektir. İyi olma gayreti içerisinde olmalıyız. Dolayısıyla bu akşamın özün sözü şu olmalı. Hepimiz iyi olma gayretinde olmalıyız. Hepimiz aynanın karşısına geçip kendimizi hesap verebilir olmalıyız. Ben sizleri şu anda bu sohbetlerimle kandırabilirim. Aa, Yusuf Hoca ne güzel konuşuyor ya, bak ne kadar güzel insan falan. Ama burada geçeni ben biliyorum. O zaman önce kendime dürüst olmalıyım. Kendime saygılı olmalıyım. Karşımdaki insanlara örnek olabileceksem, rol model olabileceksem önce kendime model olmalıyım. O zaman sizlere, beni dinleyenlere, topluma söylediklerimiz dinlenir, örnek insan oluruz. Aksi takdirde biz konuşuruz, bizi dinleyen insanlar ya yine çıktı Yusuf Hoca bir saat gevezelik etti gitti der. Onun için de dediğim gibi sevgi ve saygı sınırlarımızı zorlamadan sevmeyi, saygı duymayı ve birbirimizin farkındalıklarını ön plana çıkarmayı, hatalarımızı, kusurlarımızı değil, onları ön plana çıkararak övgülerimizi o noktada geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. İnşallah beni dinleyenler bundan sonraki yaşamlarında bunu bir hayat felsefesi haline getirirler.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Altın tavsiyeleri oldu bizim için gerçekten. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Evet. ederim. İnşallah faydalı olmuştur tavsiyelerimiz. Kesinlikle hocam. Ben eminim. Ben de aldım. Eminim katılımcılarımız da aynı şekilde. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet artık toparlıyorum dersimizi hocam. Söylediğim gibi Nisan Su dersimizi bitirmeden önce sen ne söylemek istersin? Öncelikle hocam bu değerli bilgileriniz ve tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok aydınlatıyorsunuz her konuşmanızda. Çok teşekkürler. Sonrasında size iki tane soru geldi. Onları aktarmak istiyorum. İlk sorum, hocam saf su kullanımı ile önerileriniz nelerdir diye sorulmuş. Yani saf suyu kullanamayız zaten. Çünkü saf su H2O'dur. Hiçbir faydası yok. İçemezsiniz. Evet, toprağa verirseniz besin elementleri çözmeye başlar olabilir. Ama saf suyu içtiğinizde hiçbir faydası yoktur. Çünkü biz suyu anlatırken de bu noktada beni dinleyenlere tekrar ediyorum. Aslında bunu anlayabilmeleri için de benim YouTube kanalıma girip o 5-10 dakikalık videoları dinlemelerini tavsiye ediyorum. Dolayısıyla suyun faydalı olabilmesi için pH'sının 7'nin üzerinde olması lazım. İçerisinde bir takım besin, makro mikro elementlerin insan sağlığı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı için uygun sınırlar içerisinde olması lazım. Hatta bazen şunu yapıyorlar, suyu kaynatıp içiyorlar. Özellikle çocuklara, bebeklere içirmeyiniz diyorum. Çünkü bazı faydalı mikroorganizma ve besin elementlerini öldürüyoruz. Saf su zaten dediğim gibi hidrojen ve oksijen atomunun bağlanması oluşan sudur. Hiçbir tadı yoktur, etkisi yoktur. Suyun tadını etkisini veren, faydasını oluşturan içerisinde taşıdıklarıdır. Su taşıyıcıdır, ana taşıyıcıdır. Ana taşıyıcıdır. Taşıyıcı olabilmesi için de mutlaka çözücü olması lazım. Çözer içerisinde alır. Onu insanın kullanması için, hayvanın, bitkinin kullanması için taşır. O nedenle saf suyu kullanmayı zaten öğrenmiyoruz. Ha, saf suyu nerede kullanır? Ütüye kullanır, koyar kullanırız. Hiçbir problem olmaz. Teşekkürler hocam. Diğer soru Ahmet Aslantaş sormuş. Yağmur suyu hasadı ile ilgili yazılı kaynak önerebilir misiniz? Yani yağmur suyu hasadı ile ilgili internette bol miktarda kaynak var. Onlardan gidebilir. Özellikle İngilizce kaynaklar var. Onlardan faydalanabilir. Yine bizim bu akşamki hazırladığımız, çünkü biz bu akşamki sunuyu hazırlayabilmek için de Elif biliyor aşağı yukarı bir ay önceden başladık. Epey bir emek sarf ettik. Tabii burada anlattığımız her bir konu, başta da söyledik, bir saatlik konu. Sadece yağmur suyun bir hasat yöntemi bile konu. Ama ana hatlarıyla bunlardan rahatlıkla yararlanabilir. Çok teşekkürler hocam. Sonrasında size yeni bir eğitim serimiz başlıyor. Onu aktarmak istiyorum size. Islah Akademisi başlıyor arkadaşlar. 11 üniversiteden, 6 enstitüden alanında uzman kişiler bizlere şimdi aktaracağım konuları aktaracaklar. 2 Ağustos'ta Profesör Doktor Kazım Abak hocamız sebze hasılının dünyada ve Türkiye'de gelişimi ve geleceği konusuyla saat 21'de bizlerle beraber olacak. 4 Ağustos'ta Profesör Doktor Ali Ramazan Alan hocamız gametik embriyogenesis yöntemlerinin bitki ıslah programlarında kullanımı konusunu yine saat 21'de aktaracak. Profesör Doktor Nedim Mutlu 9 Ağustos'ta hastalık ve zararlara karşı dayanıklılık ıslığı F1 hibrit sebze ıslığı konusunu bizlere aktaracak. Profesör Doktor Hakan Aktaş 11 Ağustos'ta abiyotik stres ve ıslığı konusunu aktaracak. 13 Ağustos'ta Doktor Yaprak Taner Kantoğlu mutasyon ıslığının sebze ıslığında kullanımın konusunu saat 21'de bizlere aktaracak. 16 Ağustos'ta Profesör Doktor Naci Onuz biber ıslığı konusunu saat yine 21'de bize aktaracak. 18 Ağustos'ta Doçent Doktor Filiz Boyacı patlıcan ıslığı konusuyla bizlerle beraber olacak. 23 Ağustos'ta marul ıslığı konusuyla Profesör Doktor Ertan Sait Kurtar hocamız saat 21'de bizlerle olacak. 25 Ağustos'ta ıspanak ıslığı konusuyla Profesör Doktor Önder Türkmen hocamız bizlerle olacak. 27 Ağustos'ta karpuz ıslığı konusuyla Doktor Veysel Aras hocamız saat 21'de bizlerle olacak.
3 Eylül'de Dr. Volkan Gözen hıyar ıslığı konusuyla bizlerle olacak. 6 Eylül'de çerezlik kabak ıslığı konusuyla Dr. Salih Fidan bizimle beraber olacak. 8 Eylül'de lahana ıslığı konusuyla Ziraat Yüksek Mühendisi Hayati Kar bizlerle olacak. 17 Eylül'de taze fasulye ıslığı konusuyla Ziraat Yüksek Mühendisi Nur Kobal Beker bizimle beraber olacak. 20 Eylül'de kestane kabağı ve bal kabağı ıslığı konusuyla Profesör Doktor Ahmet Balkaya hocamız bizlerle olacak. 24 Eylül'de sebzelerde anaç ıslığı konusuyla Profesör Doktor Halit Yetişir hocamız bizlerle olacak. 1 Ekim'de kurutmaya yönelik biber ıslığı konusuyla Doktor Bekir Bülent Arpacı hocamız bizlerle beraber olacak. Ve eğitimimizde arkadaşlar bu pazartesi başlıyor. Eğitime kayıt yaptırmayı unutmayın diyoruz. Son günler kayıt için. Kayıt için ise Antalya Tarım Orman'ın Twitter hesabındaki gönderilerden linklere ulaşabilirsiniz. Ya da Antalya Tarım Orman'ın web sitesinden de kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt yaptırılarak WhatsApp gruplarından duyurulara ve yoklamalara katılarak yine belge sahibi olabilirsiniz diyorum. Bu videoyu YouTube üzerinden izleyen arkadaşlarımız da beğenmeyi unutmasınlar. Tekrar çok teşekkür ederim. Hocam çok güzel bir eğitim oldu. Bugün de yine beraberdik. Bizimle olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Nisa Su. İyi akşamlar. Eline emeğine sağlık. Evet Samira, sen ne söylemek istersin dersimizi bitirmeden önce? Ben izninizle katılımcılarımızın belgeleri gelmiş. Onları sizlere aktarmak istiyorum. Evet, İlkan geldi mi? Evet, geldi. Katılım belgemizde Sayın Mustafa Kitik Bey'in profesöründen öğreniyorum. Antep ıslığını aşılama, bahçe tesviye verim artırma yolları belgesi gelmiş. Tebrik ediyoruz kendisini. Sayın Tülay Kök Hanım'ın profesöründen öğreniyorum. Antep ıslığını aşılama, bahçe tesviye verim artırma yolları belgesi gelmiş. Tebrik ediyoruz. Sayın Nuşin Erkan Bey'in profesöründen öğreniyorum. Antep ıslığını aşılama, bahçe tesviye verim artırma yolları konulu eğitimden belgesi gelmiş. Tebrik ediyoruz. Nurhan Erkan'ın profesöründen öğreniyorum. Antep ıslığı aşılama, bahçe tesviye verim artırma yolları yine belgesi gelmiş. Tebrik ediyoruz. Beyza Nurkaya Hanım'ın profesöründen öğreniyorum. Antep ıslığında yine aşılama, bahçe tesviye verim artırma yolları konulu belgesi gelmiş. Tüm belgesi gelen katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Evet, bu gece için Yusuf Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma yine teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Tamam. Evet hocam, Elif arkadaşımız galiba düştü. Siz ne demek istersiniz son olarak da? Evet, şu anda geliyor Elif ama hareket ediyor ama sesi gelmiyor herhalde Elif'in. Evet hocam, sizin sözlerinizi alabiliriz. Çok tamam. Sağ olun. Peki ben öncelikle başta da ifade ettiğim gibi Antalya Tarım İl Müdürlüğü müdürümüzün şahsında bütün ekibe, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Valimize ve Ticaret Borsası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu sene çok güzel hizmetlere beraber ürettik. İnşallah yarın akşam da beraber olacağız. Yarın akşam da özellikle tarımda tasarruflu su kullanma noktasında bilgilerimizi, bildiklerimizi, farkındalığımızı oluşturup anlatmaya çalışacağız. Bu vesileyle bizi sabırla dinleyen, bu saate kadar sabreden bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü, en büyük şükranlarımı da sizlere sunuyorum. Çünkü gerçekten birkaç programdır bize katlanıyorsunuz. Pek çok şeyi birlikte yürütüyoruz, birlikte faydalı hale getiriyoruz. O nedenle ben ekibe de çok teşekkür ediyorum. İnşallah en güzel zamanda, en güzel günlerde, en kısa sürede bu pandemi krizinde atlatarak beraber birlikte olma Rabbim nasip eder. Yarın akşam sağlıkla görüşmek üzere diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Siz hakkınızı helal edin. Bu sıcakta ve bu yüksek nemde, bu zor koşullarda hafta sonunu da bize ayırarak
Birkaç saat birlikte olduk hocam. Siz hakkınızı helal edin. Çok teşekkür Helal ediyorum. olsun. Ama çok güzel bir akşam oldu. İnşallah yarın da öyle olacak. Tekrar elinize, emeğinize sağlık diyorum. Ve değerli katılımcılarımız, Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı himayesinde, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Gökhan Karaca ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır tarafından imzalanan Tarımda İşbirliği Protokolü çerçevesinde hazırlanan pandemi günlerinde tarım projesi kapsamında özgün formatta eğitim programımız Profesöründen Öğrenelim'in 19. dersini tamamlamış bulunmaktayız. Bu akşam bizimle olan değerli hocamız Profesör Doktor Yusuf Demir'e teşekkür ediyoruz. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Gökhan Karaca'ya, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır'a, eğitim programlarımızın tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz Sayın İbrahim Irmak'a, ekip arkadaşlarıma ve bizimle olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ve eğitim programımız Profesöründen Öğrenelim 1 Ağustos Pazar günü arkadaşlar tasarruflu tarımsal sulama teknikleri konumuzla devam edecek. Yarın akşam da Profesör Doktor Yusuf Demir hocamız bizlerle olacak. Sağ olsun. Yarın da çok güzel ve çok özel bir konu var arkadaşlar. Kaçırmayın diyorum. Yarınki dersimizde görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağlıkla kalın.